Selamünaleyküm dostlar. Müslüman Mafya isimli hikayemizin 3. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Rüzgarın esmesiyle ağaçların kuru dalları savruluyordu. Kuru dalları süsleyen tomurcuklar baharın habercisiydi. Birkaç haftaya kadar ağaçlar yeşil yapraklarla süslenecek ve çiçek açacaktı. Kuşlar bile baharın gelecek olmasına sevinircesine ötüyor, doğa musikisine katkıda bulunuyordu. Bu nedenle Mahru'nun içi kıpır kıpır olurdu. Bahar mevsimini çok seviyordu. Fakat Mahru baharın geliyor olmasına seviniyor muydu bile. Sabahtan beri içinde yeşeren huzursuzluk hissiyle boğuşuyordu. Neden böyle hissettiğiyle ilgili hiçbir fikri yoktu. Sanki derin bir nefes alsa geçecekti. Ama olmuyordu. Her nefes alışında göğsündeki sıkıntı büyüyor, ruhunu daraltıyordu. Bu his onu boğuyordu. Oturduğu koltuktan kalktı ve abdest almak için banyoya girdi. Ruhunu huzura kavuşturmak ve Allah'a sığınmak içindeki huzursuzluğu giderecekti, biliyordu. Suyu açtı ve ellerini yıkadı. Su henüz kışın etkisini gösterircesine soğuktu. Hassas cildi soğuk su nedeniyle kızarmıştı. Ellerini hilallerken besmele çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Avcuna doldurduğu suyla ağzını çalkaladı. Bu hareketi iki kere daha tekrarladı. Daha sonra burnunu, ardından yüzünü 3 kez yıkadı. Kollarını dirseklerine kadar yıkadıktan sonra başını mesletti. Kuru yeri kalmamasına dikkat ediyordu. Babası ona ilk abdest almayı öğrettiğinde kıyamet günü abdest alırken o yıkanan yerlerin parlayacağını ve diğer insanlardan böyle ayırt edileceğinden bahsetmişti. Tabii bunun doğruluğunu o gün kıyamet gününde göreceklerdi. Abdestini aldıktan sonra feracesini giydi ve serili olan seccadede ikindi vakti için niyetlendi. İçindeki huzursuzluğu şimdiden hafiflemiş hissediyordu. Okuduğu her ayette içine huzur doluyordu. Allah'a sığınıp da huzursuz olanı görmemişti zaten. Namazı bittiğinde secdeye kapandı ve dua etmeye başladı. Secde Allah'a en yakın oldukları yerdi. Bunun için secdeye kapanıp dua etmeyi çok seviyordu. Kim Allah'a yakın olmamak isterdi ki? Allah'ım, içimdeki sıkıntı her neyse hayırlı eyle. Göğsümü genişlet ve ruhumu daraltan her neyse gidermeyi nasip eyle. Sen istemezsen yaprak dahi düşmez. Sen ol dersin ve olur. Biz senin aciz ve günahkar kullarınız. Sen merhamet etmeyi seversin. Rahman ve Gaffar isminin hürmetine günahlarımızı affeyle. Bize merhamet et. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Amin. Gözlerinden akan yaşları sildi ve seccadeyi katlayıp koltuğun üzerine koydu. Pencereye yaklaştı ve kapalı olan havaya baktı. Yağmur rahmetiyle geliyordu. Rüzgar şiddetini artırmıştı. Pencereye düşen iri yağmur damlaları ıslak bir yol çizerek kayıyordu. Toprak yer yer ıslanmıştı. Kardeşi Allah'tan şemsiyetini almıştı, yoksa ıslanmaması işten bile değildi. Yağmur şiddetini artırmış ve rüzgar ağaçları yerinden sökmek istermişçesine şiddetlenmişti. Fırtına bir felaketin habercisi gibiydi. Birden gelmişti ve her şeyi alt üst ediyordu. Gök gürlemesiyle irkildi ve korkuyla koltuğa oturdu. Mahru babası nerede kalmıştı? Bir alçı bu kadar uzun sürede çıkarılmazdı değil mi? Yoksa başlarına bir şey mi gelmişti? Babası en son geç kaldığında yalnız gelmemişti. Yabancıyı da yanında getirmişti. Zaten o yabancı hayatlarına girdiğinden beri sıkıntılar peşini bırakmıyordu. Yabancı adamın gelişi bütün huzurlu günlerini götürmüştü. Sıkıntıyla karışık, korkuyla nefes aldı. Oturduğu koltukta ayaklarını kendisine çekti. Küçücük kalana dek büzüldü. Allah'ım, içimdeki sıkıntı şerse hayırlı eyle, ne olur diyerek mırıldandı. Gök tekrar gürleyince iyice büzüldü. Evde yalnız olması onu korkutuyordu. Pencerelerden gelen uğultu ve yağmur çakırtıları sessizliği bozan şeylerdendi. Arada bir gürleyen havada bu seslere eşlik ediyordu. Korkuyla mırıldandı Mahru. Baba... Çocuklar her korktuğunda annelerini isterlerdi. Mahru annesini isteyemiyordu. Biliyordu ki annesinin gelmesi imkansızdı. Bu yüzden çocukken öğrenmişti annesizliğin yokluğunu. Küçükken bilerek düşer, belki gelir umuduyla annesine seslenirdi. Ama annesi hiç gelmemişti. Ne zaman seslense cevabı koca bir sessizlik oluyordu.
Annesi yerine babası koşarak yanına gelir, yarasından öper ve ona sıkıca sarılırdı. Kulağına geçeceğini fısıldamayı da ihmal etmezdi. Ama geçmiyordu işte. Yüreğinde büyük bir yara vardı. Babasına geçmediğini söyleyememişti hiçbir zaman. Onun yerine sessizce ağlamıştı. Bir avuç kadar büyük olan kalbin taşıdığı ne çok şey vardı. İnsanların kalbi bir bavul andırıyordu. İçinde her şeyi barındıran bu bavul, geçmişin izi, geleceğin habercisiydi. Şimdilerde özensizce sarılmış yarası kabuk tutmasa da alışmaya çalışıyordu. Evet, aradan 17 yıl geçmişti, lakin değil yıl, asırlar geçse daha yarası tazeliğini koruyacaktı. O gün öğrenmişti, annesi gerçekten ölmüştü. O gün bugündür her canı yandığında ya da korktuğunda babasına koşuyor, onun heybetli bedenine sığınıyordu. Gözlerinden yaş akarken tekrar fısıldadı. Baba, nerede kaldınız? Endişe etmemeye çalışıyordu. Fakat elinde değildi. Alçının bu kadar uzun sürede çıkarıldığı nerede görülmüştü? Ne kadar öyle oturduğunu bilmiyordu. İçi içini yiyordu. Bir de gök gürlemesinden korkması cabasıydı. Gözyaşları pürüzsüz yüzünü ıslatmıştı. Küçükken babası ona için daralırsa İnşirah suresini okumasını söylemişti. Olduğu yerde sallanıyor ve İnşirah suresini mırıldanıyordu. Öyle çok korkuyordu ki kapı sesini duymamıştı bile. Mehpare fırtınada kırılan şemsiyesine mutsuzca baktı. Eve gelene kadar sırılsıklam olmuştu. Islak ayakkabılarını zorlukla çıkardı. Terliklerini giydi ve oturma odasına girmek için adımladı. Ev çok sessizdi. Ablasının evde olması gerekiyordu. Aklına gelen şeyle adımları hızlandı. Ablası gök gürültüsünden çok korkardı. Ne zaman gök gürültülü yağmur yağsa birbirlerine sıkıca sarılır, öylece uyurlardı. Nasıl unuturdu? Eliyle başına vurdu ve homurdandı. Aptal ne? Bari aptal. Nasıl ablanı unutup yavaş gelirsin? Oturma odasının kapısını açtığında gözlerini odada gezdirdi. Ablası pencerenin kenarındaki koltuğa oturmuş, dalgınca İnşirah suresini okuyordu. Yavaşça yanına yaklaştı ve ablasına sıkıca sarıldı. Ablası geldiğini yeni fark etmiş ve erkilmişti. Nerede kaldın Mehpare? Aklımı kaçıracağım sandım meraktan. Mehpare mahcupça tebessümle ablasına sarılı olan kollarını sıklaştırdı. Şemsiyem kırıldı abla. Ben de yağmurda önümü görebildiğim kadar hızlı geldim işte, dedi. Ellerini hassas yerlerine getirdi ve parmaklarını hareket ettirdi. Affettin mi beni canımın içi? İnce parmaklarıyla Mahru'ya gıdıklamaya başladı. Ablası dirense de gülmeye başlamıştı bile. Kıkırdıyor, kahkaha atıyordu. Elleriyle kardeşinin ellerini tutup gıdıklamasını engelledi. Ay, karnıma ağrılar girdi deli kız, dedi zorlukla. Mehpare ellerini göstererek muzip bir sesle ablacığım affettin mi yoksa devam edeyim mi, dedi. Mahru gözlerini devirdi ve hala ellerini gösteren kardeşinin yanağını öptü. Eğer affettiğini söylemezse yeniden gıdıklayacağını biliyordu ve bunu istediğini sanmıyordu. Bu sefer affedelim bari, dedi. Sakalaşmalarını bölen ev telefonuyla merakla birbirlerine baktılar. Mahru koltuktan kalktı ve sehpanın üzerinde bulunan telefona yöneldi. Sanki kötü bir haber alacağını hissetmişti öksüz yüreği. Gülle gibi bir ağırlık hakimdi sol yanında. Üzerinde henüz çıkarmamış olduğu feracesini güç almak istercesine avucuna hapsetti. Hayırdır inşallah, dedi fısıltıyla. Boşta kalan sağ eliyle telefonun aizesini kaldırdı. Kulağına götürdüğünde yüreği göğüs kafesine öyle sert vuruyordu ki acıdığını hissetti. Titrek bir sesle konuştu. Efendim? Mahru, kızım benim baban. Cengiz Bey'in sesi öyle bitkin, öyle çaresiz geliyordu ki Mahru yerinde sendeledi. Artık emindi babasına bir şey olmuştu. Baba, neredesiniz? Neden geç kaldınız? Merakla soludu. Cengiz acıyla yutkundu. Nasıl söyleyecekti bilmiyordu ama bir şekilde söylemeliydi. Kızım, hastaneye gelmeniz gerekiyor. Mehpare geldi mi? Dedi güçlü tutmaya çalıştığı sesiyle. Mahru endişeyle kardeşine baktı. Neler oluyordu böyle? Babası onları neden hastaneye çağırıyordu ki? Evet geldi. Baba, neler oluyor? Sesin kötü geliyor. Endişeleniyorum, dedi endişeyle. Cengiz Bey acıyla gözlerini yumdu. Endişelenmeyin, ben iyiyim diyemiyordu bile. Bu yüzden sorusunu duymazdan geldi. Sizi Kemal amcanız alacak. Onu bekletmeyin, tamam mı bal gözlüm? Sesi sonlara doğru kısılmıştı.
Cengiz Bey sözünü bitirdiğinde dua ediyordu. Çünkü boğazına dizilen cümleler bir tıkaç gibi cümlelerin önünü kesiyordu. Birikmiş kelimelerin küllerinin kokusunu soluyordu. Kızının fark etmemesini diledi. Ama Mahru fark etmiş ve erkilmişti. Baba, babacığım sana bir şey oldu değil mi? Neyin var baba? Neler oluyor ben anlamıyorum. Sancılı bir nefes aldı Cengiz Bey. Kesik soluğu çürümüş ciğerlerine yetmiyordu. Gelince konuşacağız benim güzel kızım. Kemal amcan yola çıktı bile birazdan orada olur dedi ve daha fazla konuşmak için derman yoktu. Telefonu kızının konuşmasına fırsat vermeden kapattı. Barın ifadesizce izlediği yağmurdan gözlerini hala ağlayan bey amcaya dikti. Sabahki hemşireden telefonunu yeniden almıştı. Bey amca kızlarının yanında olmasını isteyince telefonu ayarlamış ve aramasını söylemişti. Tekrar şiddetiyle yağan yağmura baktı. Bahçede yer yer olan çukurlarla yağmur suları dolmuştu. Tıpkı kalbi de böyleydi, çukurlarla doluydu. Yalnız çukurları kan yerine katranla doluydu. Belki de bu yüzden de gözlerinin katran karası olması, kalbinin karalığı gözlerine bulaşmıştı. Gri bulutlarla kaplı gökyüzü hengame içerisindeydi. Şimşek önce ışığıyla ardından sesiyle etrafı kaplamıştı. Rüzgarla birlikte pencereye çarpan yağmur damlaları Cengiz Bey'e eşlik ediyor gibiydi. Yağmurun getirdiği akıntıya kapılan küllerin izlerini takip ediyordu Cengiz. Dinen yağmur sonrası tekrar birikecek olan küller onun mezarı olacaktı. Sonrasında mehpare endişeyle ablasına yaklaştı. Yüzü kireç gibi olmuştu, neler oluyordu? Elini ablasının omzuna koydu ve kendine çevirdi. Ablasının bal rengi gözleri korku, endişe ve acı barındırıyordu. Gözleri kızarmış, derhan ağlayacak gibi duruyordu. Titreyen dudakları kıpırdıyordu fakat mehpare ne dediğini anlayamıyordu. Kaşları endişeyle çatıldı. Ablasının omzunu konuşması için sıktı. Ne oluyor abla? Yüzün bembeyaz oldu. Babası ne demişti de ablası böyle ağlamaklı olmuştu. Bir el yüreğini sıkıyormuş gibi yüreği acıyla kasıldı. Hala mırıldanmaya devam eden ablasını sarstı. Abla neler oluyor Allah aşkına? Konuş benimle, beni korkutmaya başladın dedi endişe yüklü sesiyle. Mahru o kadar acı çekiyordu ki kardeşinin sesini duyuyor lakin konuşamıyordu. Yaptığı tek şey babasına bir şey olmamış olması için dua etmekti. Allah'ım babam iyi olsun lütfen lütfen lütfen. Odaksız gözleri mehpareyi bulunca kendine geldi. Kardeşi endişeyle kendisine bakıyordu. O ablaydı, toparlanmalı ve güçlü olmalıydı. Bedenini kastı ve soğukkanlı olmak için kendini zorladı. Üzerini değiştir mehpare, hastaneye gidiyoruz dedi toparlanmaya çalışarak. Hastaneye mi gidiyoruz, neden? Soru sorma canımın içi. Babam çağırdı işte, nedenini orada öğreneceğiz. Kemal amca gelecekmiş bizi almaya, bekletmeyelim diyebildi. Kardeşi belli belirsiz başını salladı ve üzerini değiştirmek üzere odalarına gitti. Mahru kasılan bedenini daha fazla taşıyamadı ve koltuğa yığıldı. Gür kirpiklerinin dipleri nemlenmişti. Ağlamamak için beyaz tavana baktı ve gelecek olan gözyaşlarını zor da olsa engelleyebildi. Henüz ne olduğunu bilmiyordu. Kendisini böyle koyuvermemeliydi. Üzeri kardeşi ıslak kıyafetlerle sarıldığından dolayı yer yer ıslaktı. Ama bu sorun edeceği son şeydi. Yerinden kalktı ve dışarıya baktı. Yağmur dinmemişti lakin şiddeti de değildi. Gök gürleyince ilk defa korkmadı Mahru. Çünkü ilk defa bundan daha büyük bir korkusu vardı. Ben hazırım. Kardeşi kapının eşiğinde üzerinde siyah kalın pardösüyle duruyordu. Başını salladı ve tekrar dışarıya baktı. Beyaz Broadway araba giriş alanına gidince perdeyi kapattı. Kemal amca geldi, çıkalım. Birlikte portmantodan ayakkabılarını alıp giydiler. Dışarı çıktıklarında çiseleyen yağmur üzerlerinde ıslak lekeler bıraktı. İkisi de konuşmama yemini etmiş gibi tek kelime etmiyorlardı. Akıllarında bir sürü kötü düşünceler geçse de dile getirmeye korkuyorlardı. Arabaya bindiler ve birbirlerinden güç almak için ellerini birleştirdiler. Öksüz yürekleri kor ateşte yanıyordu. Selamünaleyküm bacılar. Ve aleykümselam Kemal amca dedi Mahru. Sesi boğazındaki yumrudan dolayı kısık ve titrekti. Araba hareket edince bir an önce gitmeyi diledi Mahru. Gitmeli ve yanıldığını kendi gözleriyle görmeliydi. Yanılmış olmayı diliyordu. Onlar hastaneye gitmeyi beklerken hekim babanın evin önünde durunca onun da geleceğini anladılar. Ürkekçe birbirlerine baktıklarında mehpare gözleriyle yalvarıyordu ablasına. Babamıza bir şey olmasın desin istiyordu. Allah'ım ne olur düşündüğüm şey olmasın. Babamıza bir şey olmamış olsun. İkisi de
aynı şeyi söylüyor ve diliyorlardı. Arabanın kapısı açıldığında gözlerini kaşırdılar ve umutla Hekim Baba'ya baktılar. O, babalarına neler olduğunu biliyor olmalıydı. "Selamünaleyküm Kemal, nasılsın görüşmeyeli?" dedi. Hekim Baba, içinden kızların bir şey sormamalarını diliyordu. Tahmininde yanılmamıştı. Cengiz kanserdi. "Aleykümselam Hekim Baba, hamdolsun iyi. Sen nasılsın?" "Allah daim etsin. Elhamdülillah, ben de iyiyim." Mahru hevesle babasına ne olduğunu soracaktı ki vazgeçti. Kendisini hazır hissetmiyordu. Zaten öğrenmek için gidiyorlardı. Bunu geciktirmek istiyordu aklınca. Sormamak için dilini ısırdı ve asfalt yolu izlemeye koyuldu. Sonrasında hastaneye geldiklerinde vakit kaybetmeden indiler ve içeri girdiler. Danışmadan oda numarasını öğrendikten sonra koşar adım odayı bulmaya koyuldular. Bu sırada elleri hala birbirine kenetliydi. Odayı bulduklarında durdular ve birbirlerine bakıp derin nefes aldılar. Mahru "hazır mısın?" dercesine başını salladı. Mehpare ürkekçe başını sallayınca Mahru kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde babaları mavi hastane gömleğiyle yatakta yatıyordu. Mahru eliyle çığlık atmamak için ağzını kapattı. Ne zaman dolduğunu fark etmediği gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı bile. Acıyla karışık şaşkınlıkla soludu. "Baba..." Dili düğümlenmiş, devamını getirememişti. Babasının dağ gibi heybetli bedeni o yatakta küçücük kalmış gibiydi. Mehpare ise hıçkırıklarla ağlayarak babasına koştu ve babasının çökmüş bedenine el verdiğince sarıldı. Gözyaşları mavi gömleğini ıslatıyordu. "Babam..." Mahru titrek birkaç adımdan sonra hızla babasına koştu ve o da diğer taraftan babasının omzuna koyup ağlamaya devam etti. Babaları ise hıçkırarak ağlıyordu. Hekim Baba acıyla onlara baktı ve yalnız kalmaları gerektiğini düşünerek pencere kenarında duvara yaslanmış delikanlıya başıyla odanın çıkışını gösterdi. Barın soğuk bir şekilde bakmaya devam ederek odadan çıktı. Sigara içse fena olmazdı. Zaten sabahtan beri ağlama sesini duymak midesini bulandırmıştı. Karşıdan gelen hemşire forması giymiş, muhtemelen kendisiyle yaşıt adamın önünde durdu. Soğuk bir sesle "sigaran var mı?" diye sordu. Hemşire adam ufak bir baş hareketiyle başını salladı. "Yalnız burada değil de dışarıda versem iyi olacak." Barın belli belirsiz bir kafa sallamayla yürümeye başladı. Sigarayı çok içmezdi fakat ruhunun daraldığında sigarayı içmekten de geri kalmazdı. Dışarı çıktıklarında arka tarafa yöneldi ve ilk gördüğü çardağa oturdu. Yanına oturan adam cebinden sigara paketini çıkardı ve Barın'a uzattı. Barın aldığı sigarayı dudaklarıyla sıkıştırdı ve uzatılan çakmakla ateşledi. Sigaranın dumanı önce ciğerlerini doldurdu, ardından soğuk havayla buluşup dağıldı. Kısık gözlerle çiseleyen yağmurun sesini dinledi. İçine çektiği derin nefeste tükenmek üzere olan sigarayı yere attı ve ayağıyla ezdi. Başını arkasındaki direğe yasladı. Adem elmasının çıkıntılığı iyice ortaya çıkmıştı. Çok konuşan yaşlı adamın kendisine doğru geldiğini görünce sıkıntıyla nefes aldı. Sessizliğini koruyan adam içtiği sigarayı yere attı ve yerinden kalktı. Başıyla Barın'a selam verdikten sonra yanından ayrıldı. Sonrasında akşam tüm karanlığıyla kasabaya çökmüştü. Yağmur dinmişti fakat ardında bıraktığı soğukluk devam ediyordu. Sokaklar sarı lambalarla aydınlanmıştı. Sokak lambaları güneş doğana kadar suni bir güneş gibiydi Mahru'ya göre. Işığı güneş doğana kadar değişti. Mahru kollarıyla vücudunu sarmış, babasının başucuna çekmiş olduğu sandalyede oturuyordu. Kardeşi ağlayarak uykuya dalmıştı. Babası ise ağrılarından dolayı ilaçlarla birkaç saat önce uyutulmuştu. Vücuduna sarılı olan kolunu çözdü ve babasının elini tuttu. Gözleri tekrar dolmuş, gözyaşları firar etmişti. Elini okşadı ve acıyla elinin üzerine öptü. Hala inanmak istemiyordu babasının kanser olduğuna. O çok iyiydi, kendisine bakan biriydi. Hep sağlıklı beslenmeye dikkat ederdi. Nasıl kansere yakalanmıştı aklı almıyordu. Eliyle nemlenmiş yüzünü sildi ve babasının yüzünü izlemeye devam etti. Öksüz olan yürekleri artık yetim kalacaktı. Dünyası başına yıkılmıştı doktorla konuştuğunda. Tedavi için genç kalındığını öğrendiklerinde tüm umutları da tükenmişti. Acıyla gözlerini yumdu. Bugünün kötü bir rüya olmasını ne çok isterdi. Ama değildi işte. O kadar gerçekti. Acıyı yüreğinin en derininde hissediyordu. Babasından hiç ayrı kalmamıştı ki onlar. Babaları olmadan nasıl yaşamaya devam ederlerdi? Arkalarında dağ gibi babaları olmayacaktı artık. Bunları düşündükçe beyni patlayacakmış gibi hissediyordu. Ama engel de olamıyordu.
O artık kardeşi için hem babalık hem de annelik yapmaya devam edecekti. Kızım, Firuze sesini düzeltmek için boğazını temizledi. Kurumuş dudakları canını acıtıyordu. Su, dedi kısaca. Mahru komodinin üzerinde bulunan sürahiden bardağa su doldurdu. Eliyle babasının başını destekleyip bardağı dudaklarına yasladı. Birkaç yudum içince bardağı çekti ve komodinin üzerine koydu. Cengiz Bey ikili koltukta uyuyan son göz ağrısına baktı. Harap olmuştu çocukları ve elinden bir şey gelmiyordu. Gözleri ağlamaktan yanıyordu ve acıyordu. Uykuyla birlikte dinlenmiş hissediyordu da. Bal gözüne döndüğünde hüzünle karışık şefkatle kendisine bakıyordu. Kurumuş dudakları gerildi ve tebessüm etti kızına. Aklına evlilik konusu gelince boğazını temizledi ve konuşmak için dudaklarını araladı. Kızım, seninle önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Mahru yerinde dikleşti ve kaygıyla babasına baktı. İyi misin babacığım, bir yerin mi ağrıyor? Ben hemen doktora... Serum takılı eliyle endişeli kızının elini tutup hafifçe sıktı. İyiyim kızım, endişelenme. Elinin üst yüzeyini okşadı kızının. Bazen fevri olabiliyordu. Umuyordu ki zorluk çıkarmazdı. Konuşacağım konu sen ve evlilik yaşının gelmiş olması. Mahru kaşlarını çatmasına engel olamadı. Evlilik mi? Henüz evlenmeyi düşünmüyordu. Hem kendisi bu haldeyken sırası değildi. Evlilik mi dedi. Baba, henüz evlenmeyi düşünmüyorum. Üstelik sen bu haldeyken evlilik düşüneceğim son şey. Cengiz Bey işinin zor olacağını biliyordu. Ama bu işi halletmeden ölmek istemiyordu. Benim ne kadar günümün kaldığı belli bile değil dedi ardından. Devam etti. Bak kızım, kasabadaki konuşmaları duyduğunu biliyorum. Ben bu zamana kadar sizin için çalıştım, çabaladım. Size her şeyden koyduğumu düşünüyordum dedi. Senin duymanı istemiyordum. Fakat engel olamadım değil mi? Öfkeyle ekledi. Onları biliyorsun. Olur olmadı konuşmayı seviyorlar. Cengiz Bey titrek bir nefes aldığında göğsü kabardı ve tekrar eski haline döndü. Aldığı nefesler canını yakıyordu. Bunu belli etmemek için üstün bir çaba harcıyordu. Kızının elini dudaklarına götürdü ve avucunun içine küçük bir buse kondurdu. Daha sonra yanağını avucuna yasladı. Bana bir şey olduğunda tüm gözler size dönecek. Mahru dolan gözlerini kapattı. Babasının ölecek olması dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Kasabanın ne dediği umurunda değildi. Baba, sen bunları düşünme tamam mı? Yakında konuşacak başka bir şey bulur onlar. Minik bir tebessümle babasının yanağını okşadı. Lakin babasının hoşuna gitmemiş gibi yüzünü buruşturup ''Anlamıyorsun Mahru'' dedi. Sesi sert ve otoriterdi. Mahru irkildi. Babası ismini çok ciddi bir şey olmadığı sürece söylemezdi. O hep bal gözdüm ya da ilk göz ağrım derdi kızına. ''Anlamıyorsun. Burada namusun söz konusu anlıyor musun? Ben kızımı bunlara desinler diye büyütmedim.'' dedi ve hiddetle devam etti. ''İzin vermem anlıyor musun? Kızıma...'' Mahru kırgınlıkla karışık şaşkınlıkla sözünü kesti. Böyle söyleme lütfen dedi, kırılıyorum. Cengiz kızının kırgın gözlerine baktı ve yaptığı hatanın farkına vardı. Bal gözlüsüne bağırmıştı ilk kez. Yine de tavrından ödün vermedi fakat sesini atıttı. Evleneceksin Mahru, o kadar. Senden istediğim sadece bu. Eğer beni üzersen dargın ayrılırım dünyadan, ona göre dedi. Sesi oldukça kararlıydı. Mahru acıyla babasının elini öptü. Babasının kendisine dargın olmasını istemiyordu ama kendisi kırılmıştı babasına. Yine de bunu görmezden gelmeyi tercih etti. Tamam, evleneceğim. İsteksizce devam etti. Ama kiminle? Babası hevesle kızına baktı ve ufak bir gülümsemeyle konuştu. Delikanlıyla. Sonrasında bazen hayatınızın alt üst olması saniyelik veya dakikalık belki de saatlikti. Elinizde olmayan şeyler yaşarken kendi hayatınızın en önemli kararını verememek oldukça kötüydü. Hayatınızın en değerlileri için hayatının geri kalanını feda etmek ne kadar doğruydu. Üstelik hiçbir şeyin garantisi yokken. Mahru babasının kendisine şaka yaptığını düşünmek istiyordu. Fakat babası oldukça ciddi bir şekilde kendisine bakmaya devam ediyordu. Bu kadar ciddi bir konunun, hafife alınamayacak kadar önemli olan bu konunun böyle küçümsenmemesi gerekiyordu. Kim adını dahi bilmediği biriyle evlenebilirdi Allah aşkına? Bu tek kelimeyle saçmalıktı. Kaşlarının ortasında bir mezarı andıran bir göçük oluştu. Bu göçük hayatının geri kalanını temsil ediyor gibiydi. Bir enkazın geride bıraktığı izlerdi o derin çizgi. Şimdi ise bilmediği bir yöne doğru yelken açılması isteniyordu kendisinden.
Bir dakika. Yerinden yavaşça kalktı ve babasına tepeden bakmaya başladı. Nasıl ya? Dedi şaşkınlıkla. Bir şey arar gibi ellerini birkaç kez anlamsızca hareket ettirdi. İçinden her saniye büyüyen bir öfke vardı. Daha sonra kelimeleri toparlamak için derin bir nefes aldı. İçindeki yangın ağzından çıkacak olan tüm sözleri küle çeviriyordu. Baba, benden ne istediğinin farkında mısın diyebildi sonunda. Birkaç adım geriledi. Nefesi boğazını yakıyordu. İşaret parmağıyla kapıyı gösterdi. O adamı tanımıyoruz bile. Sen kalkmış onunla evlenmemi söylüyorsun. Bu sence doğru bir karar mı diyerek yüzünü buruşturdu. Midesinin alt üst olduğunu hissetti. Cengiz Bey yatağında zorlukla derin bir nefes aldı. Göğsüne iğneler batıyordu sanki. Kızı tabii ki haklıydı ama kasabada da adı delikanlıyla çıkmıştı. En doğrusu ikisinin evlenmesiydi, netti. Başında dikilen kızına kararlılıkla baktı. Elbette, en doğrusu bu. Kasabada ikiniz konuşuluyorsunuz. Üstelik bu halimle bulabileceğim tek çözüm bu. Cengiz Bey'in sözleriyle Mahru sinirle gözlerini yumdu. Kasaba, kasaba, kasaba. Rahmet olası kasaba. Onlar konuşuyor diye tanımadığı biriyle evlenemezdi. Kimse kusura bakmasın. Evlenmek zorunda değilim baba. Neden anlamak istemiyorsun ki dedi isteksizce. Babasını ikna edip bu konuyu kapatmalıydı. Bir daha açılmamak üzere. Hem diyelim ki kabul ettim. Söyler misin adı yok, sanı yok, nasıl evlenmemi düşünüyorsun? Mantıklı bir gerekçe bulmanın sevinciyle babasının ikna olacağını umuyordu. Cengiz Bey hırıltılı bir nefesle birlikte yerinden doğrulmaya çalıştı. Ciğerlerindeki sancı artınca durdu ve tekrar denedi. Mahru babasının arkasına dönmüş ve öfkeyle soluyordu. Karanlık geceye bakıp sakin kalmak için kendine telkinde bulundu. Babası hastaydı ve yanlış bir şey yapıp kalbini kırmak istemiyordu. Derin bir şekilde nefes aldı ve babasına döndü. Babası yerinden kalkmaya çalıştığını gördüğünde hızla yatağa yaklaştı ve babasının doğrulmasına yardımcı oldu. Arkasındaki yastığı düzelttikten sonra yatağın kenarına oturdu. Sabırla babasının açıklama yapmasını beklemeye başladı. Adını bilmiyorum evet ama her şeyi hatırladığını biliyorum dedi. Mahru anlamadığını belli edercesine baktığında Cengiz Bey konuşmasına devam etti. Bugün doktor altısını aldıktan sonra hemşireden telefonunu almış. Ben odanın kapısında bekliyordum o sırada. Hemşire hemen içeri girmememi hastanın giyindiğini söyledi. Bir ara hemşire yanından ayrılınca giyinmiştir diye düşünüp içeriye girmek için kapıyı açtığımda delikanlının biriyle konuştuğunu duydum. Kesilen soluğuyla dinlenmek için duraksadı biraz. Mahru bu sırada dikkatle babasına bakıyor, anlattıklarını merakla dinliyordu. Birisine anneme iyi bak gibi bir şeyler söylüyordu. O zaman anladım, delikanlı hatırlıyordu diyerek sonlandırdı konuşmasını. Neyi hani bu muydu? İyi de bu adamla evlenmesine haklı bir sebep değildi ki. Yerinde rahatsızca kıpırdandı. Baba, bu onunla evlenmem için yeterli mi? Umutla babasına bakıyor, bu şeyden vazgeçmesini istiyordu. Cengiz Bey, sana neden delikanlıyla evlenmen gerektiğini söyledim kızım. Kararlı duruşunu değiştirmedi. Hem ben delikanlıyla konuştum bu evlenme olayını. O kabul etti. Sen de kabul edeceksin. Kabul etmek zorundasın dedi otoriter bir sesle. Mahru şaşkındı. Nasıl olurdu? O yabancı evlenmeyi kabul mü etmişti? Bu ne saçmalıktı? Belki o kabul etmez diyordu ama yanılmıştı. Her şey planlanmış görünüyordu. Sadece kendisinin kabul etmesi gerekiyordu ki maalesef kabul etmek gibi bir aptallık yapmıştı. O yabancıyı da anlamıyordu. Nasıl ilk kez tanıdığı biriyle evlenmeyi kabul edebiliyordu? Üstelik sadece 3 kez karşılaşmışlardı. Tabii bu o yabancının ayık olduğu zamanlardı. Hem madem hatırlıyordu neden artık defolup gitmiyordu? Gitmek varken neden kalmayı tercih etmiş ve kendisiyle evlenmeyi kabul etmişti? O kabul mü etti gerçekten? Yani beni tanımıyor bile nasıl böyle büyük bir şeyi hemen kabul eder? Kıskınlıkla soludu. Onu öldürecekmiş gibi bakarken hiç de evlenme meraklısı gibi görünmüyordu rahmet olası yabancı. Ama görüyordu ki babasına fazla zorluk çıkarmamış ve küçük isteğini kabul etmişti. O adamla fikirleri aynıydı. Artık şimdi kendisi de onu öldürmek istiyordu. Cengiz Bey kızının beyaz yumuşak elini tuttu ve güven vermek amacıyla sıktı. Onu kurtardığım için borçlu hissediyor olmalı. Bu yüzden de beni kırmadı ve ricamı kabul etti. Artık sen de kabul ettiğine göre yarın sabah eve gidelim ve tez zamanda imam nikahınızı kıyalım. Tamam mı bal gözüm? Mahru elini çekti ve küskünce yan döndü.
kollarını göğsünde bağlamış, yerdeki açık kahve parkelere bakıyordu. Bu kadar erken olmak zorunda mıydı? Öncelikle bu duruma alışması gerekmiyor muydu? Sadece yarın değil, sonraki günlerde de o adamla evlenmek istemiyordu. Hayalinde böyle alelacele bir evlilik yoktu bir kere. O, eşinin yoldaşı olmak istiyordu. Dünyalık değil bu yoldaşlık, ahireti içindi. Ama o adam hayalinin yanından bile geçmiyordu. O soğuk ve kabaydı. Gözleri tekrar buğulanınca ağlamamak için kendisini zorladı. Ayağa kalktı ve odanın çıkışına yöneldi. Çıkmak üzereyken son isteğini söylemek için durdu. Buna hakkı olduğunu düşünüyordu. Bana bir gün ver baba. Bu duruma kendimi hazırlamam gerekiyor lütfen. Sesi fazlasıyla titrek çıkmıştı. Kızının kırgın ve titreyen sesiyle yanan yüreği cız etmişti Cengiz Bey'in. Ama bu onun iyiliği içindi. Başını göremese de salladı ve zorlukla konuştu. Peki kızım, istediğin gibi olsun. Delikanlı konusunda yanılmamayı umdu. Eğer yanılırsa asıl o zaman ölürdü. İkisinin de yüreği yangın yeriydi. Cengiz Bey kızının iyiliğini düşünerek hareket ediyordu. Lakin kızı bu durumdan hiç mutlu değildi. Tedirgin olmuyor değildi fakat o delikanlıya güvenmeyi seçmişti. Sonrasında Mahru tükenmişlikle hastaneden çıktı. Soğuk hava üzerindeki ince kıyafetlerden geçmiş ve narin bedenini titretmişti. Yağmur sonrası toprak kokusunu içine çektiğinde ilerideki çardağa doğru ilerliyordu. Kollarını bedenine sardı ve nefesini karanlık geceye bıraktı. Üşüyordu bedeni yüreğinin aksine. Sarı ışığın aydınlattığı bahçede yeşil çınar ağaçları ve renk renk açmayı bekleyen güller vardı. Bahçe akşamın getirdiği sakinliği barındırıyordu. Etraf Mahru gibi kafasını dinlemek isteyen birkaç kişi dışında boş sayılırdı. Herkes hastanenin sıcaklığına sığınmış görünüyordu. Buğulu gözlerini yakıyordu soğuk hava. Gür ve kıvrık kirpiklerinin çevrelediği gözlerini yumdu. Soğuktan kızaran yanaklarına inen sıcak damlalar içinin nedenli yandığının kanıtı gibiydi. Titreyen dudağını ısırdı ve herhangi bir hıçkırığın önünü kesti. Bedeni zelzeleyle sallanıyordu fakat umurunda değildi. Sıcak gözyaşları hayallerini vurguluyordu. Bedeni depremi yaşarken umutları molozların altında kalmıştı. Artık eskisi gibi olmayacaktı hiçbir şey, bunu biliyordu. Kaderi onu nereye götürecekti, bunu zaman gösterecekti. Ferahlamak için yeniden İnşirah suresini okumaya başladı. Okudukça içindeki sıkıntı daha katlanılabilir oluyordu. Mahru gözlerini kapalı İnşirah suresini okurken Ekim baba geldi ve sessizce yanına oturdu. Cengiz az önce anlatmıştı olanları. Genç kızın ne kadar üzgün olduğu çöken omuzlarından ve hala ıslak olan yanaklarından belliydi. Sessizliği bozan yaşlı adam kısa süreliğine genç kızın kızarmış gözlerinin hedefi oldu. Ağlamak insanı rahatlattığı kadar da yıpratır. Ufak bir tebessümle kızarmış gözlerini gösterdi. Bak, nasıl da yıpranmış gözlerin. Gayesi aklını bir nebze olsun dağıtmaktı. Çok düşünmek iyi değildi. Bir labirent gibi çıkmaz oluyordu olaylar bazen. Peki ya yüreğim yıpranırsa Ekim baba? Dedi Mahru buruk bir sesle. Yaşlı adam hüzünlü gözlerle karşısındaki binaya baktı. Hayali iyi bir doktor olup burada çalışmaktı. Fakat babası maddi durumlarını bahane ederek onu okutmamıştı. O zamanlar yaşadığı hayal kırıklığı üzerinden seneler geçmesine rağmen hala tazeliğini koruyordu. Yıpranmış gönül gibi değil elbet bazı şeyler. Lakin yaşamadan bilemezsin kızım. O yüreğin yıpranıp yıpranmayacağını sana ancak zaman gösterir. Mahru elleriyle oynayarak Hekim babayı dinliyor ve ağlamaya devam ediyordu. Bugün iki kayıp vardı onun için. Birincisi babasını kaybedecekti, ikincisi ise hayallerini. Bak kızım, babana haksız diyemem. O sizin geleceğinizi düşündüğü için senin evlenmeni istiyor. Babam vefat ettiğinde sizi burada rahat bırakmazlardı. Sizin için en doğrusu buydu. Ellerine bakan Mahru'ya döndü ve devam etti. Hem merak etme, delikanlının kulağını çektim ben. Size iyi bakacaktır. Hele bir bakmasın o ergele, karşısında beni bulur dedi şakacı bir üslupla. Mahru şaşkındı aslında. Ekim baba bu kadar kısa sürede ne zaman öğrenmişti tüm olanları bilmiyordu. Yine de buna çok takılmadı. Düşünecek daha önemli şeyleri vardı. Evliliği gibi. Durmazdık buralarda. Kardeşimle yeni bir hayata başlardık diyerek hala kabullenmediğini belli etti. Yeni bir hayata başlamak kolay mı sanıyorsun kızım? Kolay olsaydı ilk ben yapardım.
Sen hele babanı dinle. Onu son zamanlarında üzme kızım. İleride pişman olmamak için yap bunu. Vicdan denilen meret uyutmaz insanı. Hayatı zehir eder. Yaşlı adam bir müddet sonra kalktı ve hastaneye yol aldı. Bazen hayallerinden geçmek gerekti kaderine yön vermek için. Mahru soğuktan uyuşan bedenini banktan kaldırdı. Ekim babaya hak vermişti. Bu yola babası için çıkmıştı. Yeniden hayal kurabilirdi fakat babasının istediğini her zaman yerine getirmeyebilirdi. Hayattayken onu mutlu etmeliydi. Kendisi mutsuz olsa bile babası mutsuz olsundu. Sonrasında adam oldukça öfkeli bir şekilde odasında volta atıyordu. Barın denilen o it ölmemişti ve bunu şimdi öğreniyordu. Bu işte bir tuhaflık olduğunu en başından anlamıştı. O soysuzun leşi ortada yoktu çünkü. Hiddetli adımlarla diz çökmüş olan adama yaklaştı. Sağ eliyle adama okkalı bir tokat attı. Adam tokadın etkisiyle kanayan dudağını yalayınca ağzına gelen metalik tatlı midesi bulandı. Şişmiş ve morarmış olan gözüyle zorla patronuna baktı. Beceriksiz herif, öldürmeyi beceremedin ama yalan söylemeyi becerebiliyorsun ha? Söyle, nerede o soysuz? Dedi tükürürcesine. Yanağına yediği kaçıncı tokattı bilmiyordu genç adam. Fakat darbe alan her yerinin zonkladığını hissetmişti. Kanayan dudağının el verdiğince konuşmaya çalıştı. Bilmiyorum ağabey, yemin ederim ki bilmiyorum dediğinde zorlukla yutkundu. Ağzına yayılan metalik tatla midesinin bulandığını hissetti. Duymak istediği cevap bu değildi. Karnına tekme atarak aynı soruyu tekrarladı. Sana onun nerede olduğunu sordum lan, nerede o? Yerde kıvranan adamın üzerine doğru gürledi. Genç adamın yediği tekmelerle midesi bulanmasına dayanamamıştı ve kan kusuyordu. Nefesi ciğerlerine batıyordu. Ölmemek için yalan söylemişti fakat yalanının bu kadar kısa sürede ortaya çıkması onu hazırlıksız yakalamıştı. O bir kasabada. Ağzına dolan kanı tükürdü. Yaşlı bir adamın taşıdığını gördüm ağabey. Dilinden zorlukla dökülmüştü kelimeler. Onu en son yaşlı bir adamın kurtardığını görmüştü. Ölmüş olabilirdi bilmiyordu. Adı ne bu kasabanın? O soysuzun nerede olduğunu bulup yarım kalan işini tamamlayacaktı. Yakalarından tutarak sarstı. Alsancak dedi kısık sesiyle Ahmet. İğrenircesine bıraktı yakalarını Ahmet'in. Daha sonra arkasındaki masaya ilerledi ve silahını aldı. Silahını silerken bayılmak üzere olan adamla konuşmayı ihmal etmiyordu. Bana niye kurşun Niyaz diyorlar biliyor musun Ahmet? Dedi kızgınlıkla. Ahmet korkuyla onu tutan ellerden kurtulmaya çalıştı. Elbette biliyordu. Zaten bu yüzden yalan söylemişti. Korktuğu için. Ağabey kulun kör olayım yapma. Sözleri yarım kalmıştı. Alnının ortasından akan kanla yere yığıldı Ahmet. Kurşun Niyazi üzerine sıçrayan kandan kurtulmak için odasına giderken adamlarına son emrini verdi. Polisin bulamayacağı bir yere atın bunu. Başımı ağrıtacak bir şey duyarsam sizin de sonunuzun bu olacağını da bilin diyerek tehdit etti. Adamlarının gözünü korkutuyordu ki kendisine ihanet etmeye cesaret edemesinlerdi. Gözden kaybolmadan önce adamlarının onaylayan seslerini duydu. Adamlar korkuyla birbirine baktı patronun sözleriyle ve aynı anda emredersin ağabey deyip ölmüş adamı sürüklemeye başladılar. Sonrasında ertesi gün Cengiz Bey'in doktoruyla konuşulmuş ve taburcu edilmişti. Hastalığı ileri seviyede olduğu için hastanede kalması gerekmediğini söylenmiş, oksijen tüpüyle nefes darlığına çözüm bulunmuştu. Hastalıklı ciğerleri işlevini yapmakta zorluk çekerken oksijen tüpü çürümüş ciğerlerini ancak gün yüzü gösteriyordu. Ağrı kesiciler etkisini yitirmiş, onu derin uykusundan uyandırmıştı. Buna rağmen göz kapakları üzerinde hissettiği ağırlıkla gözlerini açmakta zorlanıyordu. Ağzından kısık sesle firar eden acılı inleme kapının gıcırtılı sesiyle karışmıştı. Gözlerini zorlukla aralayan Cengiz Bey, bal gözüsünün elindeki kahvaltı tepsiyle içeri girdiğini gördü. Bugün bal gözüsü saatler sonra imam nikahıyla evleniyordu. Mahru'nun kızgın olduğunu pek tabii biliyordu. Yine de evlenmeyi kabul etmesine içten içe sevinmesine engel olamıyordu. Ölmeden önce kızının mürüvvetini görecekti. Küçük kızı Mehpare ise ablasının dedikodular nedeniyle evleneceğini duyunca şiddetle karşı çıkmış ve ablasına destek olmuştu. Böyle bir şeyin saçmalıktan ibaret olduğunu öne sürmüştü. Ablasına destek olması ablasını sevindirse de umut etmeyi o gece kabullendiğinde bırakmıştı. ''Hayırlı sabahlar baba'' dedi Mahru renksiz sesiyle tepsiyi komodinin üzerine koyarken. Cengiz Bey ağzındaki maskeyi çıkardı ve pürüzlü bir sesle konuştu.
Sana da kızım. Mahru babasının doğrulması için yardımcı oldu. Ardından komodinin üzerine koyduğu tepsiyi kendi ve kucağına aldı. Ekmekten kopardığı küçük parçaya çatalda bal sürdü ve babasının yemesi için morarmış ve çatallaşmış dudaklarına götürdü. Babası uzatılan lokmayı yerken çatalını peynire batırdı. Ağzındaki lokma bitince peyniri vermiş, ardından ılık sütünü içirmişti. Bu sırada bala bulanmış gözleri babasının açık kahvelerine değmemesine dikkat ediyordu. Babasına hazırladığı küçük lokmaları yedirirken düşünüyordu. Saatler sonra kasaba imamı gelecek ve nikahlarını kıyacaktı. İstediği bir gün mühletle kendisini elinden geldiğince bu durumu hazırlamaya çalışmıştı. Ne kadar başarılı olduğu tartışılırdı. Kardeşi Mehpare her ne kadar kendine bunu yapma dese de Mahru, babam için yapıyorum deyip bu konudaki kararının arkasında durmuştu. Bir gün evlenmeyecek miydi zaten? O gün gelmişti işte. Sadece hayalindeki gibi değildi, o kadar. Çocukluğundan beri alışmak zorunda kalmıştı çoğu şeye. Buna da alışmayı umuyordu. O Bay Soğuk Neval'e babasının hastanede kaldığı gece Ekim babayla gitmişti. Nikah kıyılana kadar orada kalması en doğrusuydu. O yabancının Ekim babada kalma kararı geç kalınmış bir şey değil de neydi? O adam evlerinde kaldığı için dedikoduları çıktıktan sonra nerede kaldığının ne önemi vardı ki artık? Mahru hayallerini onun yüzünden heba ettiği için onu görmek daha istemiyordu. Yabancı ile evlenecek olması onu korkutuyordu. Bana hala kızgısın değil mi? Bal gözdüm. Cengiz Bey kızının asık suratına baktıkça üzülüyordu. Babasının çatallı ve boğuk sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Mahru bala bulanmış gözlerini babasının buğulanmış gözlerine dikti ve boş bir şekilde baktı. Kızgın olmamın bir önemi kalmadığını sanıyordum dedi soğuk bir sesle. İçinin aksine dilinden dökülen her cümle buzandırıyordu. Cengiz Bey titrek bir sesle konuştu. Kızı ona sadece kızgın değil, aynı zamanda kırgındı. Bunu gözlerine her baktığında görebiliyordu. Elbette önemli bal gözdüm ama kızının ayaklanmasıyla sözleri yarım kaldı. Mahru elindeki tepsiyi sıkıca tuttu. Aynı şeyleri tekrar konuşmanın anlamı yoktu. Baba, eğer yine aynı şeyleri söyleyeceksen inan hiç gerek yok. Zira istediğini yapıyorum. Bulanan gözleriyle arkasına döndü. Bunu sadece senin üzülmemen için yaptığımı bil. Kasabanın ne dediği zihni umurumda olmadı, olmayacak da dedi ve odadan çıktı. Mutfağa girdiğinde tepsiyi sertçe tezgaha bıraktı. Kollarını tezgaha yasladı ve yine baş gösteren ağlama isteğini zapt etmek amacıyla derin nefesler aldı. Lakin içindeki yangın sönmüyordu, aksine her dakika harlanıyor, küçük yüreğine koca bir delik açıyordu. Akif Bar'ın heybetli bedenine göre küçük gelen koltukça öylece uzanıyordu. Gece boyu uyumamış, ahşap tavanı izlemişti. İki gündür Ekim Baba dedikleri yaşlı adamın evinde kalıyordu. Yatması için yapılan yer yatağına yatmamış, dar koltukta sabahlamayı tercih etmişti. Tüm bedene uyuşmuş ve tutulmuştu. Bedenini gerdi ve küçük koltukta oturur hale geldi. Sağ eliyle ağrıyan boynunu ovuşturdu. Ciğerlerini sıkıntılı bir nefesle doldurdu. Beyni içinde çarkların dönme sesi gece boyu ona eşlik etmişti. Planı hazırdı, lakin şu nikah sırvalığının geçmesi gerekiyordu. 12 haftan sonra buradan gidecek ve Kurşun Niyazi'nin fişini çekecekti. Düşmanlarını hiçbir zaman küçük görmemişti. Kurşun Niyazi'yi de hafife almıyordu bu yüzden. Kurşun Niyazi birkaç ay önce Kodes'te kendisinden habersiz kendi ürettiği uyuşturucuyu oradaki insanlara pazarlıyordu. Bar'ın bunu kısa sürede fark etmiş ve ofisini basarak net bir dille uyarmış, ardından imzasını koluna bırakmıştı. Niyazi denen aptal bunun üzerine daha da ıslanmış ve içeriye bir adamını sokmayı başarmıştı. Kilolarca uyuşturucuyu pazarlamaya devam etmişti. Onun akıllanmadığını görünce Kurşun Niyazi ofisindeyken ofisini benzin döküp yaktırmıştı. Öldüğünü sanıyordu ta ki bir ay önce hortlayana kadar. Uzun ayaklarını koltuktan sarkıttı ve yerle buluşturdu. Boynu ağrımaya devam ediyordu. Saçları dağınık bir haldeydi. Kollarını, dirseklerini dizlerine yasladı. Kireçle boyanmış duvarda asılı olan saate baktı. Henüz 10 olmuştu. Bir iki saat sonra bey amcanın evine gidecek ve o zırlak kızla evlenecekti. O kız fazla hayalci bir tipe benziyordu, yazık olacaktı. Hangi akılla tamam demişti acaba? Tüm kadınlardan tiksiniyordu. Lakin saatler sonra evlenecek olması oldukça ironikti. Gerçi sadece nikahta görecekti o kızı. Her kadında olduğu gibi o kızdan da midesi bulanacaktı. Akılları parayla çalışan gereksiz canlıydı ona göre kadınlar.
Gömülmüş olduğu düşüncelerle siyah kaşlarını çattı. Neler düşünüyor olduğunu fark etmesiyle kendine küfretti. Ağzı pek bozuk olmasa da sinirlenince küfretmekten çekinmiyordu. Tahta kapının gıcırtılı sesiyle sinirinden bir gırım kaybetmeden gelene baktı. Ekim baba kapıyı sonuna kadar açmış ve muzır bir ifadeyle kendisine bakıyordu. Hayırlı sabahlar delikanlı. İçeriye doğru attığı adımlarla duraksadı. Sen hatırlıyordun değil mi? Neydi adın? Ha, buldum. Arif'ti değil mi? Akif Bar'ın dişlerini kırmak istercesine sıktı. Bu adam her seferinde konuşarak sinirlerini zıplatmayı iyi beceriyordu. Gerilmiş dudaklarını araladı. Akif, adım Arif değil. Akif, dedi vurgulayarak. Yaşlı adam yer yatağına baktı, hiç bozulmamıştı. Delikanlı sabahlamayı tercih etmiş olmalıydı bu gece. Akif, düşünüyormuş gibi yaptıktan sonra Akif demek. Akif evlat, dele, heyecanlı mısın? Diyerek takıldı genç adama. Akif Bar'ın boş bir şekilde bakmaya başladı. Siniri yerli yerinde olursa da bu adamın sinirlenmesinden zevk aldığını görebiliyordu. Neden heyecanlı olayım dedi soğuk bir sesle. Ekim baba anlamsızca kaşlarını çattı. Ne olacak evleniyorsun ya dedi. Akif Bar'ın bey amcanın tersine yöne bakarak birkaç küfür mırıldanmadan edemedi. Bu yaşlı adam kalan sabrını da zorlamaya devam ediyordu. Değilim diyerek tersledi yaşlı adamı. Ekim baba şüpheyle ona baktı. Gerçekten de heyecanlı görünmüyordu. Aslında heyecanlı olmasını beklemek saçma olurdu. Yaşlı bariton sesiyle sessizliği bozdu. Hazreti Adem cennette uyurken Allah Celle Celaluhu kaburgalarından Hazreti Havva'yı yaratmış. Hazreti Adem uyanınca yanında uyuyan güzel bir kız gördüğünde ona dokunma isteğiyle dolmuş. İçindeki isteğe engel olamamış ve elini dokunmak için uzatmış. Elini uzattığı vakit melekler onu kızdan uzaklaştırmışlar. Melekler eğer ona dokunmak istiyorsan mehir vermen gerekir demişler. Hazreti Adem merakla mehir ne söyleyin demiş. Melekler salavat getirmen gerekiyor demişler. Hazreti Adem Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ahli seyyidine Muhammed demiş ve Hazreti Adem ve Hazreti Havva evlenmişler. Bar'ın bunu niye anlattığını bilmiyordu ama dedesini hatırlamıştı. Dedesi babasının olmadığı zamanlar ona böyle dini hikayeler anlatırdı. Abdest almayı dedesinden öğrenmişti. Unutmuş muydu bilmiyordu. Seneler önceydi tüm bunlar. Artık bir çocuğun masumluğu yoktu içinde. Günaha bulanmış bir bedenden ibaretti. Annesi ölünce dedesi dayanamamış kalp krizi geçirmişti. İkisini kısa aralarla kaybetmek küçük yüreğine ağır gelmişti. Evlilik imanın yarısıdır delikanlı. Öyle hafif alınacak bir şey değil bu. Mahru kızım henüz çocukken öksüz kaldı. Yarın bir gün yetim kalacak. Sakın ha onu üzeyim deme dedi. Sesindeki ciddi ton geçen geceyle aynıydı. Bar'ın gözlerini sinirle kapattı. Uyarılacak yaşı çoktan geçmişti. Ona ne yapacağını kimse söyleyemezdi. O da yetimdi ama kimse onu üzmeyeyim dememişti. O gaddar bir adam olmaya zorlanmıştı. Merhamet etmeyi uzun zaman önce bırakmıştı. Öfkeyle beslenen ruhunu merhametle doyurmak için geç kalmıştı. Sonrasında saat öğleni göstermiş, vakit dolmuştu. Ekim baba, imam ve Akif Baran'la birlikte mahrulara doğru çıkmışlardı yola. Hava gri bulutlarla kaplı, yerler çamurdu. Kuşlar ahenkle ötüyordu. Ağaç dalları tomurcuklanmıştı, yakın zamanda her yer yeşillenecekti. Barın aheste aheste yürüyordu. Huzursuzluk hakimdi heybetli bedeninde. Evlenecek olması onu geriyor ve huysuzlaştırıyordu. Kısık gözlerle etrafa bakındı izleniyor hissiyle. Demek kurşun Niyazi itlerini salmıştı. Dudağı tehlikeyle kırıldı. Bugün eğlenceli olacaktı. Mahruların evine geldiklerinde tahta kapıyı 3 kez tıklattı Ekim baba. Kapı ağır bir şekilde açıldı ve mehpare göründü. Gözleri şişmiş ve kızarıktı. Titreyen kirpiklerinin altından gelenlere baktı ve kenara çekildi. Kısık ve titrek bir sesle hoş geldiniz dedi. İçeri girdiklerinde misafir odasına yönlendirdi mehpare. Daha sonra buğulu gözlerle ablasının yanına gitti. Odaya girdiğinde ablası üzerine giyinmiş, dalgın bir şekilde aynada kendisine bakıyordu. Mahru kendi elleriyle dikmişti bu beyaz elbiseyi. Evleneceği zaman giyecek, etrafına ışık saçacaktı. Oysa ışığı sönmüş bir yıldızdı şimdi. Tutunduğu gökyüzünden kaymış ve geriye silik bir emaresi kalmıştı. Neden canı çekilmiş gibi hissediyordu. Aynada gözlerine baktı. Babasının bal gözü söylüyordu. Deline sarılan zayıf kollarla gözlerini kapattı. Kardeşinin kısık ışkırığı canını daha çok yaktı.
Buğulanan gözlerini yumdu ve kardeşinin ellerine tutundu. Güçlü olmalıydı. Eğer kendisi güçsüz olursa kardeşine nasıl sahip çıkardı? Derin bir nefesle burnunu çekti, omuzlarını dikleştirdi ve kardeşine döndü. Kardeşinin yüzünü ıslatan yaşlarını sildi. Dudaklarında eğreti bir gülüşle ''Ağlamayı parçam'' dedi güçlü tutmaya çalıştığı sesiyle. ''Mutlu olacağım, olacağız Allah'ın izniyle.'' Ardından etrafa bakındı. ''Her şey hazır değil mi?'' dedi. Normal davranmaya çalışıyordu. Kardeşinin elini çekiştirerek odadan çıktı. Babasının odasına girdi ve dudaklarını gülmek için gerdi. İçi yanıyordu. ''Nasıl olmuşum baba?'' Etrafında döndü. ''Yakışmış mı?'' dedi yapma bir sevinçle. Cengiz ağlayarak baktı kızına. Beyaz elbise gelinliği değil de kefeni gibi hissettiriyordu. Suçlu bir sesle konuştu. ''Çok, çok yakışmış kızım.'' Mahru sahte bir sevinçle babasına yaklaştı ve yanağını öptü. ''Öyleyse kalkmalı ve nikahım da yanımda olmalısın babacığım.'' Kardeşine bakarak babasını gösterdi. ''Hadi yardım et.'' dedi. Kardeş de ağlayarak ablasına baktı. Ablasının bu hali gözlerinin daha çok yaşla dolmasına sebep oluyordu. Başını salladı ve yatağa yaklaştı. Birlikte babasını yavaşça kaldırdılar. Omuzlarıyla destek vererek misafir odasına götürdüler. İçeri girdiklerinde Ekim baba onlara yardımcı oldu. Mahru yüzünü beyaz bir yemeniyle örtmüş, evleneceği adamın yanına oturtulmuştu. Boş midesi kasılıyor, boğazı yanıyordu. Aldığı nefesler ardış kokulu adamın kokusunu taşıyordu ciğerlerine. Her ne kadar inkar etmek istese de güzel kokuyordu bu kaba adam. Meğer istemiyordu ama mecburdu. Ne isteyeceğini hiç düşünmemişti. Aklına kardeşi geldiğinde ne isteyeceğini buldu. Ben 20 bin istiyorum dedi. Kardeşinin eğitimine yeter miydi bilmiyordu. Yetmeyecek olursa çalışırdı. Akif Bar'ın kızın isteğiyle yanılmadığını anlamıştı. Kadınların tek düşündükleri paraydı zaten. Bu köylü kızın da diğerlerinden hiçbir farkı yoktu. Düşüncelerinden imamın konuşmasıyla sıyrıldı. İmam ifadesizce oturan delikanlıya baktı. Her ikisinden aldığı kabul ettim cevabıyla duasını etti. Nikah kıyılıp dualar edildikten sonra iki genci yalnız bırakmak için odadan çıktılar. Odada yalnız kaldıklarında Mahru'nun kalbi korkuyla atıyordu. Yüzündeki yemeni açılmayınca kaşlarını çattı. Neden bekliyordu ki? Aslında iyi olmuştu onun yüzünü görmek istemiyordu. İstemiyordu değil mi? Sesli düşündüğünden habersiz mırıldandı. Benim derdim ne? Bu adam kaba herifin teki işte dedi kendine kızarak. Seni duyabiliyorum. Bariton sesinde hiçbir duygu yoktu. Evlenmiş olmanın kızgınlığıyla yanındaki kızın kalbini kırma isteğiyle doldu. ''Benimle ilgili ne düşünüyorsun? İnan hiç umurumda değil zırlak kız. Çünkü siz kadınlardan tiksiniyorum.'' Yüzünü genç kıza yaklaştırdı ve devam etti. Sıcak nefesi yemeniden süzülüp genç kızın yüzünü dağılıyordu. Yüzünü hoşnutsuzca buruşturdu. ''Hatta ne var biliyor musun? Midemi bulandırıyorsunuz hepiniz.'' Barın düşündüğünde yanılmamıştı. Kadınlar para avcısıydı. Bu kız midesini bulandırmaktan başka bir şey hissettirmiyordu. Bir de yüzünü açmasını beklemesi komikti. Kendisine umut bağlamasa iyi ederdi. Söylediklerinden dolayı kızın yüzü nasıl bir hal almıştı acaba? Muhtemelen hayal kırıklığına uğramıştı. İstediği de buydu zaten. Mahru'nun duyduğu kelimeler içinde derin yarıklar oluştuğunu hissetti. İçine can kırıklıkları birikti önce. Küçük yüreği cayır cayır yaktı. Asit dökülmüş bu sözler yüreğini mengene gibi sıktı. Nefesi boğazına takıldı bir süre. Bunları hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. Kıvrık kirpiklerinin çevrelediği gözlerini yumdu. Yanağını ıslatan damlaları hissetti. ''Hayalim bu değildi baba.'' diyerek yakardı içinden. Duysun istedi babası. Duysun ve hata yaptığını anlasın istedi. Sonrasında sevgi insanları birbirine bağlayan bağdı. İki kalbin bir göğüste atmasıydı. Akif Bar'ın sevgiden yoksun yüreği çocukken annesinin şefkatini, babasının merhametsizliğini ve acımasızlığını tatmıştı. O geçmişini bedenindeki izlerde taşıyordu. Annesi öldüğünde babasının aldığı tavır da o izler. Babasının acımasızlığını kemerle dövülerek ardından bir gün boyunca aç bırakılarak yaşamıştı. Bir gün dayanamamış ve babasına sormuştu neden böyle davrandığını. ''Bana bunları öğrettiler çocuk, şimdi ben de sana öğretiyorum.'' demişti babası. Akif Bar'ın kaşlarını çatmıştı. ''Neyi öğreniyorum ki ben?'' demişti. Babası tehlikeli bir gülümsemeyle konuşmuştu. Bar'ını öyle bir hale getirecekti ki kimse onu yıkamayacaktı. ''Sana ölmeyi öğretiyorum çocuk,
Önce ölecek, daha sonra öldüreceksin demiş, gör gibi kahkaha atmıştı. Barın ise korkuyla geri adımlamıştı. Fakat sırtına değen sert ve soğuk duvar kaçışı olmadığını kanıtlamıştı o gün. Şimdi ise babasının dediği gibi ölmüştü. Duygusu olmayan ölürdü değil mi? O hiçbir duygu hissetmiyordu. Onun tüm duyguları körelmişti. Tıpkı insanlar gibiydi duygu. Neyle beslersen onunla büyürdü. Nefreti nefretle, sevgiyi sevgiyle. Zırlak kızın bir şeyler mırıldandığını duymuş fakat dinlememişti. Heybetli bedeniyle yerinden kalktı. Büyük adımlarla pencereye yaklaştı ve tül perdeyi dışarıyı görebilecek şekilde araladı. Kısmış olduğu gözleri bir atmacanın avını ararkenki keskinliğini taşıyordu. Avı bir ağacın arkasına saklanmış evi gözetliyordu. Biçimli dudakları tehlikeli bir şekilde kavislendi. Bugün ölecek olması ne kadar kötüydü. Bir süre izlemeye devam etti ve yeterli gelince perdeyi kapattı. Cebinden çıkardığı sigara paketinden bir dal sigara aldı. Kantinciyi biraz korkutarak aldığı sigaraydı bu. Daha sonra yine kantinciden aldığı çakmakla sigaranın fitilini ateşledi. İçine çektiği nefesle alevlenen sigarayla gözlerini yumdu. Dudaklarının arasındaki sigarayı işaret ve baş parmağıyla tutarak çekti. Aralık dudaklarının arasından sızan gri duman ciğerlerini yavaşça terk etti. Rahatlamaya ihtiyacı vardı. Mahru aldığı duman kokusuyla kaşlarını çattı ve yemenisini açtı. Duman kokusu boş midesine iyi gelmemişti. Odada gezdirdiği kızarık gözleri Akif'i bulunca durdu. Kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdı. Bu kaba adam onların evinde sigara içiyordu. Hem de babası hastayken. Bu evde o şeyi içemezsin dedi kızgınlıkla. O mereti içince ne anlıyorlardı ki? Bir de dertlerine iyi geldiğini söylemezler mi? Deli oluyordu. Yahu sen Allah'a el açıp dua et de o zaman gör rahatlığı. Alnını secdeye koy da gör ferahlığı huzuru. Ama nerede? İçki içenini mi ararsın? Sigara içenini mi ararsın? Bunlar hep kötülüğe yol açan şeylerdi. Kötülüklerin anası şeytanın dostuydu. Onu aldırmadan içmeye devam etti Akif Barın. Mahru sinirle ''Sana diyorum duymuyor musun? Bu evde o şeyi içemezsin.'' diyerek fısıltıyla çemkirdi. Sesinin odadan dışarıya taşmamasına dikkat ediyordu. Akif Barın kömür karası gözlerini zırlak kıza çevirdi. Zırlak olduğu kadar çok konuşuyordu da. Soğuk bakışlarıyla Mahru'nun gözlerinin içine bakarak içmeye devam etti. Mahru kara gözlerin boşluğuyla irkildi. Bala bulanmış gözlerini kaçırdı. Öyle uzun bakmaya alışkın değildi ki. Yerinden kalktığında uyuşan ayakları canını yakmıştı. Odada olan tek pencereye ilerledi. O kaba adam pencerenin çaprazında oturuyordu. Her ne kadar ona sinirli olsa da görmezden gelmeli ve onunla az konuşmalıydı. Hoş, kaba adam onunla konuşmuyordu bile. Pencere yaklaştıkça yoğunlaşan dumanla alışkın olmayan ciğerleri bu havayı yadırgadı ve öksürmeye başladı. Perdeyi kenara çekti ve tam pencereyi açacakken Naif bileğine dolanan büyük elle içeri doğru savruldu. Ayakta kalmayı başaran Mahru sessizce Akif'e bağırdı. İçeridekilerin duymamasını diliyordu. ''Ne yapıyorsun ya?'' dedi sinirle. Akif Barın sigarasını parmaklarıyla ezerek elinde söndürdü. Ağız tadıyla sigara içirmemişti aptal kız. Araya mesafe koyarak kıza yaklaştı. ''O çeneni kapatmazsan o dilini keserim aptal kız.'' diyerek sertçe tehdit etti onu. Başıyla pencereyi gösterdi. ''Bu pencereye yaklaşmayacaksın, acımayacaksın.'' dedi soğuk sesiyle. Her kelimeye ayrı ayrı vurgu yapıyordu. Kurşun Niyazi'nin adamı yeterince insan görmüştü yanında. Daha fazlasına hiç gerek yoktu. Mahru korksa da belli etmedi. İnatla o kara gözlere baktı. Tabii çok uzun bakamıyordu, orası ayrı. Titreyen bedenini sıktı. Titreme rahmet olası diyerek kendisine kızdı. Nedenmiş o? O da leş gibi kokuyor. Hem babam bu haldeyken o şeyi içme dedi tekrar. Sesi yer yer titrese de idare ettiğini düşündü. Akif Barın daha fazla bu sese katlanmak istemiyordu. Sert adımlarla odanın kapısına kadar yürüdü. Mahru peşinden sessizce ilerliyor, ne yapmaya çalıştığını anlamak istiyordu. Aklına gelen kötü düşüncelerle bal rengi gözleri kocaman açıldı. Ya bu adam bir katilse? Belki de polislerden kaçarken kaza yaptı. Babamın da kurtarması işine geldi tabii. Hadi herifin. Şimdi de kesin mutfağa bıçak almaya gidiyordur. Hepimizi keserek öldürecek.
Sert bir şeye çarpmasıyla burnunu tuttu ve acıyla inledi. Acıdan gözleri yaşarmıştı. Neye çarptığına baktığında tahta kapıyla karşılaştı. O adam yüzüne kapıyı kapatmıştı. Sinirle yerinde tepindi. Daha sonra ışınla kapıyı açtı. Akif şifonyerdeki ayakkabılarını aldı. Giyerken duyduğu kapı sesini aldırmadan işine devam etti. Giydikten sonra doğruldu, üzerindeki hırkayı düzeltti. Mahru merakla dudaklarını kemirerek Akif barına bakıyordu. Ayakkabılarını giydiğine göre demek ki onları kesmeyecekti. Rahatlayan bedeniyle derin bir nefes aldı. Sonra nereye gideceğini soracakken vazgeçti. Nereye gitti, ne yaptı onu ilgilendirmemeliydi. Kocası ondan tiksiniyordu. Öyleyse fazla gözüne görünmemeliydi. Bal rengi gözleri tekrar yaşlarla dolunca sessizce odaya girdi ve kapıyı kapattı. Sırtını tahta kapıya yasladı, ardından yaşlarının akmasına izin verdi. Ondan tiksinen bir eşi vardı. Tamam, sevmesini beklemiyordu fakat tiksinmesi bu çok kötü bir şeydi. Eliyle ağzını kapatarak ağlamaya devam etti. Boğuk ve acı hıçkırıkları yüreğin ilime ilime ediyordu. Sonrasında Akif Bar'ın evden çıktığında etrafına bakmadan ormana ilerledi. İkindi vakti olduğu için güneşin turuncu ışığı altında orman muhteşem görünüyordu. Bugün Korel olacaktı. O adamın peşinden geleceğini biliyordu. Laf arasında burada telefon pek çekmediğini söylemişti hekim olan adam. Bu yüzden o adam henüz patroncuğuna ötememişti. Sabırsızca adımlarını hızlandırdı. İçinde kanına susamış bir canavar vardı. Orta yaşlı adamın son adımlarından habersiz önündeki adamı takip etmeye devam ediyordu. Ağaçların arkasına gizleniyor, sessiz olmaya özen gösteriyordu. Bu yerde telefon çekmediği için patronuna edindiği bilgileri söyleyememişti. Gizlendiği ağaçtan kafasını uzattı ve Korel'e baktı. Bu adamın ormanın içinde ne işi olduğunu anlamasa da takip etmeye devam etti. Ne kadar yürüdüğünü bilmiyordu ama ayakları ağrımaya başlamıştı. Ormanın derinliklerine indikçe bedeni huzursuzlukla geriliyordu. Güneş batmaya yüz tutmuş, ormana karanlık çökmeye başlamıştı. Adımları hızlandı ve öndeki adama baktı. Korel'in arkasına döneceğini gördüğünde telaşla en yakın ağacın arkasına saklandı. Kalbi yakalanma korkusuyla hızla atıyordu. Derin nefeslerle başını gizlendiği ağaçtan uzattı ve kontrol etti. Korel'i göremeyince daha da telaşlandı ve gittiği yöne doğru koşarak ilerledi. Eğer onu kaybederse patronu onu da öldürürdü. Boğazına sarılan güçlü kolla nefesi kesildi. Elleriyle boğazındaki kolu uzaklaştırmaya çalıştı. Nefesi tükeniyordu. Yüzü kızarmış, gözleri yuvalarını zorlayacak derecede açılmıştı. Nefesi yettiğince konuşmaya çalıştı. "Nefes alamıyorum," diyebildi morarmış dudaklarıyla. Barın dudaklarını adamın kulağına yaklaştırdı ve ölümün sarmaladığı sesiyle fısıldadı. "Amacıma ulaşıyorum öyleyse." Adamın titreyen bedenini yere itti ve yüzüstü düşmesine neden oldu. Adam titreyen bedeniyle avuçlarının nemli toprağa yasladı. Sürünerek geriliyor ve kaçmaya çalışıyordu. Sırtına yediği tekmeyle tekrar düştü ve yanağı toprağa sürttüğü için derisi tahriş oldu. Acıyla inledi ve sırt üstü dönmeye çalıştı. Sırtı yediği sert tekmeyle acı sala dönmeyi başarabildi. Bedenini sürükleyerek gerilemeye devam etti. Elinin birini Korel'e durması için uzattı. "Lütfen dur. Gerilemeye devam etti. Gelme," dedi korkunun sarmaladığı sesiyle. Bar'ın soğuk ifadesiyle üzerine yürümeye devam ediyor, içten içe keyifleniyordu. Adamın korkmuş sesi onun için bir ölümlünün ezgileriydi. Birazdan onu yapacakları için sabırsızlanıyordu. Adamın ağaca çarpmasıyla ellerini cebine koydu ve adama aşağılarca baktı. Daha sonra dizlerini kırdı, adamla aynı hizaya geldi. "Azrail'in kollarına, kendi ayaklarına gelmen beni çok mutlu etti," dedi alayla. Eliyle adamın çenesini sertçe kavradı. Yüzünü adamın yüzüne yaklaştırdı. "Bana patronun ne planladığını anlat," dedi tükürürcesine. Adam acıyla inledi. Çenesini hissetmiyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Ben bir şey bilmiyorum," diyebildi. Bar'ın adamın çenesini biraz daha kavradı. Adam acıyla aykırdı ve kendisini geri çekmeye çalışıyor. Lakin arkasındaki ağaç buna engel oluyordu. "Biliyor musun, söylediklerim nikletilmesinden nefret ederim," dedi sabırsız bir sesle. Adam titreyen elleriyle Korel'in bileğini tutarak uzaklaştırmak istedi. Çok uzun olmayan tırnaklarını bileğine sapladı. İşe yaramasını diledi çaresizce. "Lütfen beni öldürme," diye yalvardı.
Baron zevkle gözlerini yumdu. Ona yalvarmaları içindeki öldürme dürtüsünü tetikliyordu. "Peki, eğer bana patronunun planını anlatırsan ben de seni öldürmekten vazgeçerim," dedi ve çenesini iterek bıraktı. Adam acıyan başını tuttu ve şüpheyle karşısındaki adama baktı. Bu işe girdiğinde öğrendiği tek şey kimseye güvenmemek olmuştu. Hele ki mafya babası bir adama güvenecek kadar aklını yitirmemişti. "Planı size anlattıktan sonra beni öldürmeyeceğinizi nereden bileceğim?" dedi şüpheyle. Baron belli belirsiz gülümsedi. Adam en azından aptal değildi. Tabii ki onu öldürürdü. Eğer işe yarar bilgiler edinmeyi başaramazsa. "Evet, seni öldürebilirim." Dudağını büzdü. "Eğer bana anlatacaklarının yalan olduğunu anlarsam," dedi ardından. Adamın yaslandığı ağaç omzunu yasladı ve adama üstten bakarak ekledi. "Anlayacağın ölüp ölmemen anlatacaklarına bağlı." Adam gözlerini Korel'den çekti. O zaman bildiği her şeyi anlatmaya hazırdı. Bu adamın sözün nere olduğunu duymuştu. Ama onunla daha önce hiç yüz yüze gelmemişti. Patronu da bu yüzden seçmişti kendisini. Ama Korel öyle zekiydi ki iyi gizlenmesine rağmen kendisini hemencecik fark etmişti. "Kurşun Niyazi seni öldürmek istiyor. Çünkü Kodes onun uyuşturucu satması için en iyi yer. Müşterisi orada oldukça fazla," dedi. Başında dikilen adama baktı ama yüzünde hiçbir şey anlaşılmıyordu. "Sizin öldüğünüzü sandığı zaman ilk işi Kodes'i basmak oldu. Fakat sizin adamlarınız izin vermedi ve birçok adam ölünce iyice sinirlendi. Geri dönmek zorunda kaldığında daha çok adamla tekrar baskın yaptı." Boğazını temizledi. Çenesi hala zonkluyordu. "Kodes siz olmadığınız için kapalıydı. Yüzden fazla adamla baskın yaptı. Fakat Gökhan'dan size destek gelince yine mağlup olarak geri döndü. Bu sırada sizin de cenaze haberiniz gelmeyince iyice çıldırdı. O gün sizi takip eden adamı bulmuş. O adam sizin ölmediğinizi itiraf ettiğinde Kurşun Niyazi onu öldürdü. Sonra sizin yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmem için beni buraya gönderdi," diyerek sözlerini tamamladı. Baron gerginlikle çenesini kaşıdı. Demek o it Kodes'i almak için peşindeydi. Bu emeline ulaşamayacaktı, zira onu kendi elleriyle öldürecekti. Adamın yakasından tutup ayağa kaldırdı. "Eğer tüm bunlar senin bu uydurmansa..." Adam korkuyla sözünü kesti. "Yemin ederim ki doğru söylüyorum," dediğinde Korel aklındaki planı devreye sokmaya karar verdi. Böylesi onun için kolaylık sağlayacaktı. "Şimdi seninle küçük bir anlaşma daha yapacağız," dedikten sonra adamı sarstı, uyarı amaçlı. Adam korkuyla başını salladı. Korel bunun üzerine sözlerine devam etti. "Patronuna beni bulduğunu söyle," dediğinde adam şaşkınlıkla soğudu. "O zaman sizi öldürmek için buraya gelecektir. Böyle söylemem için sizin tehlikeli olmaz mı?" Korel adama sert bir ifadeyle baktı. Kömür karası gözleri karanlık bir ormanın derinliklerini andırıyordu. Sessiz, karanlık, ürkütücü. "Bu seni ilgilendirmez. Sana dediğimi yap yeter. Onu sana diyeceğim yere getireceksin," dedi sinirle. Sonra elleriyle üzerini aradı. İstediği şeyi bulduğunda adamın cebinden çıkardı ve salladı. "Telefonum bende kalacak. Bir şey olduğunda ankesörlü telefonu kullan. Numaranı ezbere biliyor musun?" Şüpheyle bakmaya devam etti. Adam sessizce yutkundu ve zorlukla konuştu. Evet biliyorum," dedi. Korel başını sağ omzuna eğdi. Kurşun Niyazi'nin ayaklarıyla ölümüne gelmesi çok zevkli olacaktı. "İyi, git artık," dedi. Adam tam gitmek için adım atmıştı ki kolundan tutulmasıyla durmak zorunda kaldı. Bedeni hala titremeye devam ediyordu. Bu ormandan bir an önce çıkmak istiyordu. "Eğer sana dediklerimi yapmazsan seni bulur ve öldürmekten beter hale getiririm. İnan bana ölmek için yalvarırsın." Adamın kolunu savurarak bıraktı. Adam kendisinden kurtulduktan sonra koşarak uzaklaşmaya başlamıştı bile. Baron gözlerini yumdu ve temiz havayı içine çekti. Karanlık orman heybetli bedenini adeta benimsemiş ve sahiplenmişti. Başını geriye atarak ağaçların arasından parlayan yıldızlara baktı. Bu orman kendisine benziyordu. Çünkü karanlığa sadık olan birinin tek ışığı yıldızlardı. Ve 18 yıl öncesine gelelim. Sırtının acısını görmezden gelerek soğuk parke zemine uzandı küçük bedeni. Sırtındaki yaralar gerilmiş ve acıyla iç çekmesine neden olmuştu. Acıya rağmen titreyen bedeniyle iyice büzüldü. Ağlamaktan şişmiş küçük kara gözlerini küçük pencereye dikti. Parlayan yıldızları görmek onu mutlu etmiş ve bundan sebep küçük dudakları kıvrılmıştı. Yıldızlar karanlık gece inat parlıyorlardı adeta.
Uyuşan bedenine sarılı kollarını çözdü ve elini pencereye uzattı. Yıldızları parmak uçlarında hissetmek istemişti. Lakin soğuktan morarmaya yüz tutmuş parmakları gecenin ayazını hissetmekte ileri gitmişti. Hayal kırıklığıyla kolunu tekrar bedenine sardı. Ağırlaşan göz kapaklarını yumdu. Yer yer çürüklerin sarmaladığı bedeni yorgundu. Uyku bedenine sinsice sızmış ve uyumasını emretmişti. Duyduğu ayak sesleriyle gözlerini açmak istedi. Fakat değil gözlerini açmak, kıpırdayamıyordu bile. Adam odanın kapısına geldi ve anahtarı yuvasına taktı. Kilidi çevirdi, duyulan kilik sesinin ardından kapıyı açtı. Koridorun ışığı sayesinde karanlık oda bir nebze aydınlanmış ve pencerenin önündeki küçük bedeni fark etmişti. Parkede tok sesler çıkan ayakkabılarıyla oraya ilerledi. Küçük bedene birkaç saat önce bıraktığı izlere baktı. Işığın el verdiği kadarıyla. Küçük narin tenin üzerindeki kemer izleri onu tatmin etmiş ve dudakları zevkle kavislenmişti. Sadist kişiliği bu izleri oluştururken aldığı zevk paha biçilemezdi onun için. Dizlerini kırdı ve oğlunun kuzguni saçlarını okşadı. Elinin altındaki saçların nemi eline bulaşmıştı. Küçük oğlu terlemiş olmalıydı. Okşamaya devam ederken bariton sesiyle fısıldadı. ''Benim küçük farem, içindeki tüm iyiliği bencilce sömüreceğim. Küçük yüreğim bunu hiçbir zaman hak etmeyecek. Çünkü sen bir korelsin. Bizler mafyalık için yaratılmışız.'' dedi ve ekledi. ''Bu yolda acımasız olacaksın tıpkı benim gibi.'' Ayağa kalktı ve ellerini keten pantolonunun cebine soktu. Pencereden görünen şiar ışıkları belli belirsiz görünüyordu. ''Biliyor musun çocuk, anneni sevmiştim. Ama sevgi biz mafyalar için tehlikeli. Anneni istemeden de olsa ölümüne neden olduğum için üzgünüm. Ayrıca ona minnettarım da. Çünkü senin gibi bir hediye verdi bana.'' Arkasına döndü ve açık kapıyı ilerledi. Odadan çıkmadan önce son sözlerini fısıldadı. ''Kara geceler benim küçük farem.'' dedi ve odayı tekrar karanlığa terk etti. Sonrasında Mahru gözlerini açtığında tüm bedeninin tutulduğunu fark etti. Gözleri uzun zamandır ağladığı için acıyor ve yanıyordu. Ne zaman uyuduğunu hatırlamıyordu bile. Bünyesi bu kadar ağlamaya alışkın değildi. Bu yüzden kapının önünde yorgunluktan uyuyakalmıştı. Uyku mahmuru gözlerle odaya bakarken aklına ikindi namazı geldiğinde telaşla yerinden kalkmaya çalıştı. Tutulmuş bedeni kendini belli etti ve acıyla kasıldı. Odaya vuran güneşin sönük ışığı vaktin akşam olduğunu vurgulamıştı. Mahru üzgünce iç çekti. Birazdan akşam ezanı okunurdu, abdest almak için banyonun yolunu tuttu. Aklına kardeşi gelince odalarına yöneldi adımları. Kapıyı açtı ve kafasını uzatıp odaya baktı. Kardeşi yatağında kıvrılmış uyuyordu. Üzerinin açıldığını gördüğünde sessizce odaya girdi ve yatağa yaklaştı. Kendisi kadar kardeş de yıpranmıştı. Babalarının hastalığı ve bu evlilik olayı kendisi kadar kardeşini de etkilemişti. Yorganı omuzlarına kadar çekti ve başını şefkatle öptü. Ardından odadan çıkmış ve banyoda abdest almıştı. Babasının odasına yöneldi ve ne yaptığına baktı. Babası elinde annesinin mendiline hüzünle karışık özlemle bakıyor, baş parmağıyla mendili okşuyordu. Elini kapının kirişine koydu ve babasını izlemeye devam etti. O da annesini çok özlemişti. Gözlerinin dolduğunu hissedince gözlerini yumdu ve kendisini toparlamaya çalıştı. Gözleri yeterince acıyordu. Daha fazla ağlamak istemiyordu. ''Annem ile birlikte sana yemek hazırlardık.'' dedi hüzünle. Aklına yer edinmiş anılar baş gösterdiğinde hüzüne batırılmış bir gülümseme doğdu dudaklarında. Annesinin ne yaptığına bakar, onu taklit ederdi. Onun yaptığı her şeyi yapmaya çalışırken annesi onu bazen azarlar, bazen de kahkahalarla gülerdi. Sonra kapının önündeki merdivenlere oturur, işten dönmeni beklerdik. Gözleri dolduğunda bu sefer kendini tutamadı ve birkaç damlanın akmasına müsaade etti. Yemekler pişince sofrayı hazırlarlardı. Ardından annesi kendisini kucağına alır, kapının önündeki merdivenlere otururdu. Mahru o sımsıcak kucağı özlediğini hissettiğinde özlemle titredi vücudu. ''Annemi çok özledim baba.'' Sesinin titremesiyle seslice yutkundu. Boğazı düğüm düğüm olmuştu. Cengiz Bey kızının özlem dolu sesiyle gözyaşlarını tutamadı. O da çok özlemişti karısını. Beklemedikleri bir anda veda etmişti onlara. ''Biliyorum kızım, ben de onu çok özledim.'' dedi ve titrekçe iç çekti. Mahru hızla yatağa yaklaştı ve babasına sarıldı.
Cengiz Bey dudağına dişlerini geçirmiş, hıçkırarak ağlamamak için kendini zorlamıştı. Yaşlı ellerini kızına sardı ve şakağını öptü. Takdir ilahiydi, kimin ne zaman ne şekilde öleceği ise muammaydı. Canım kızım, eğer bana hala kızgınsan ne olur affet. Bunu yapmamız şarttı biliyorsun dediğinde Mahru hızla başını salladı. Bunları konuşmak istemiyordu, artık olan olmuştu. Baba, evlendim ve bitti. Uzatmayalım artık bu konuyu. Hem sana kızgın değilim, olamam ki diyerek omuzlarını silkti. Cengiz Bey yaşlarla dolu gözlerine tezat şefkatle gülümsedi kızına. Nasırlı elini kızının yanağına koydu. Sizi önce Allah'a sonra da Akif'e emanet ediyorum. Mahru acıyla suratını buruşturdu. Baba böyle konuşma lütfen dedi. Babasını kaybetmek istemiyordu. Yüreğine batan iğnelerle birkaç damla daha yanağından ilerleyerek çenesinde son buldu. Kızım gerçek bu, öleceğim. Mahru kısık bir sesle çıkırdı. Babasından duymak daha da acıtmıştı canını. Cengiz Bey de ağlarken devam etti sözlerini. Sakın ola ki eşine saygıda kusur etmeyesin. Sevgi zamanlı olan bir şeydir. Kızının yanağındaki nasırlı elini kendi kalbine koydu ve sözlerine devam etti. Yeter ki kalbini karartma güzel kızım. Unutma, kalpleri birbirine ısındıran Allah'tır. Sabret ay yüzdüm, sabret ki selamet eresin dedi. Mahru yaşlı gözlerle babasına bakıyordu. Veda ediyor gibi konuşması içini parçaladı. Şer görünen de bir hayır vardır derdin hep. Belki de şer gördüğüm bu evlilik bize hayır getirir. Yaşayıp göreceğiz dedi ve babasının elini öptü. Ezan sesiyle yerinden kalktı ve nemlenmiş gözlerini sildi. Ardından banyoya gidip bir kova aldı. Daha sonra hazırladığı sıcak suyla babasına abdest aldırdı. Cengiz Bey normal şekilde namaz kılamasa da yattığı yerden gözleriyle kılıyordu. Allah'ın kabul görmesini diliyordu. Mahru namaz kıldıktan sonra kardeşini çağırmış, onun vakit çıkmadan kılmasına vesile olmuştu. Mahru ise yemek yapmadan önce gizlice dışarıya bakmış fakat karanlıktan başka bir şey görmemişti. Akif barını merak ediyordu. İkindi vaktinden beri yoktu. Giderken ise oldukça tuhaf davranmıştı. Başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Pencerenin önünden çekildi ve mutfağa yemek hazırlamaya gitti. Kardeşiyle birlikte kısa sürede yemekleri hazırlamışlardı. Mehpare babasına yemek yedirirken Cengiz Bey kendisi yediğinde oldukça yoruluyordu. Mahru yer sofrasını kurmuştu. Kapıya birkaç kez vurulmasıyla koşar adım kapıya yaklaştı. Açmadan önce kimsiniz dedi. Akif Barın demirden yapılmış bir sesle cevapladı. Benim Akif. Mahru kapıyı açtı ve kenara çekildi. Vestiyerden aldığı terlikleri önüne koydu. Akif Barın içeri girdi ve terlikleri giydikten sonra oturma odasına geçti. Alçıdan yeni çıkan ayağı ağrıyordu. Bugün fazlasıyla zorlamıştı. Mahru sessizce Akif'i takip etmiş ve ondan uzak bir köşeye oturmuştu. Elleriyle oynuyor, neden bu kadar geç geldiğini sormamak için dilini ısırıyordu. Mehpare geldiğinde, hadi sofraya oturalım, yemekler soğumasın dedi Mahru. Sofraya hemen oturmamış, eşinin oturmasını beklemişti. Akif Barın yer sofrasına kaşlarını çatarak baktı. Ayağı ağrıdığı için bükebileceğinden emin değildi. Yine de oturmak için eğildiğinde ayağı zonklayınca ifadesiz olan yüzü kayıtsız kalmamış ve biraz da olsa tepki vermişti. Mahru bu sırada Akif'e kaçamak bakışları attığı için yüzünü buruşturduğunu görmüştü. Neden böyle yaptığına başta anlam veremese de daha sonra altıdan çıkan ayağında bir sorun olduğunu anlamıştı. Ondan hala korksa da ve bugün söyledikleri kendisini yaralasa da ayağı için üzülmüştü. Ama böyleydi işte. Her ne olursa olsun merhameti daha ağır basıyordu. Akif Barı'nın sol yanına oturmuş ve ne yapabileceğini düşünüyordu. Artık evli biriydi. Bu yüzden eşini de düşünmesi gerekiyordu. Aklına gelen fikirle çekinse de yapmak için harekete geçti. Akif Barı'nın bükülü ayağını bilek kısmından tuttu ve çekmeye çalıştı. Lakin yerinden oynatamamıştı. Akif Barı'nın Mahru'nun birden ağrıyan ayağını tutmasıyla çatılı olan kaşlarını iyice çatmıştı. Bu kız ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına? Şu an ona dokunduğunun farkında mıydı? Vücudu tiksintiyle kasıldı. Mahru'nun zarif bileğini tuttu ve kısık bir sesle söylendi. Ne yapıyorsun kadın? Çek ellerini üzerimden. Hemen dedi ve kısık gözlerle ürkek sonbahar rengi gözlere baktı. Mahru yanaklarının kızarmasıyla utançla Akif Barı'na baktı. Kara gözler onu gerçekten ürkütüyordu. Korksa da pes etmedi ve ayağını çekiştirmeye devam etti.
Şey, ayağını ağrıyor sanırım. Uzatman ayağına iyi gelir diye düşündüm dedi ve ürkek bir şekilde Zifiri gözlere baktı. Bu gözlere baktıkça korkuyordu. Çünkü gördüğü tek şey ürkütücü, zifiri bir karanlıktı. Akif Barın duyduğu fısıltıyla içten içe dumura uğrasa da dışarıya hiçbir şekilde belli etmedi. Tuttuğu bileği biraz daha sıktı ve yüzünü genç kıza yaklaştırdı. Sana ellerini çekmeni söylemiştim dedi ve tuttuğu bileği savurarak uzaklaştırdı. Dolan gözlerini zifiri karanlığa dikti. Mahru acıyan bileğini ovalamamak için kendisini zor tutuyordu. Çünkü bileği acıyor ve zonkluyordu. Neden böyle davranıyordu ki? Sadece yardım etmek istemişti. Madem kendisinden bu kadar tiksiniyordu, neden bu evliliği kabul etmişti? Bal rengi gözleri sorarcasına zifiri karanlığa dikmiş, sorularına cevap arıyordu. Fakat gördüğü tek şey simsiyah bir gökyüzüydü. Tüm yıldızların kaydığı ve ayın terk ettiği zifiri bir gökyüzü. Duyduğu kısık öksürükle gözlerini kırpıştırdı ve kardeşine baktı. Mehpare endişeyle kendisine bakıyordu. Güven vermek amacıyla tebessüm etmeye çalıştı fakat bu yüzünde eğreti durmaktan ileri gidememişti. Kardeşinin bu olaya şahit olması onu üzmüş ve endişelendirmişti. Aklının kendisinde kalmasını istemiyordu. Neden hiç tanımadığı bir adamın yaptığı ve söylediği kalbini yaralıyordu? Bu kadar narin yapıda olduğundan dolayıydı belki de çabuk çabuk yara alması. Akif kendisinden tamamen farklıydı. Heybetli bedeninden çok soğuk duruşundan dolayı güçlü görüyordu onu. Oysa ki onun da annesini kaybettiğini öğrendiğinde onun yetim olmasına şaşırmıştı. Kendisinin aksine o fazlasıyla yıkılmaz görünüyordu. O gece sayıkladığında yüreği anlamadığı bir şekilde ısınmıştı Akif'e. Bunu yeni fark ediyordu. Çünkü ortak bir acıları vardı. Her ne kadar kendisinin annesi öldürülmese de. Bu düşünceler ikildi. Annesinin öldürüldüğünü, üstelik babası tarafından öldürüldüğünü bilmek korkunç bir duygu olmalıydı. Tedirgince Akif'e baktı. Babası hapiste olabilir miydi? Allah'ım, neye bulaşmışlardı böyle? Titreyen eliyle kaşığını almış ve soğumaya yüz tutmuş çorbasından içmişti. Düğümlenen boğaz yutkunmasını zorlaştırmıştı. Midesi daha fazla yemeyeceğini belli ettiğinde elindeki kaşığı bıraktı ve yemek boyunca düşüncelere daldı. Sessiz geçen yemekten sonra Mehpare ve Mahru sofrayı toplamıştı. Mahru bulaşıkları yıkarken kardeşi yanına geldi. Tedirgin bir şekilde ablasına bakıyor, nasıl olduğunu merak ediyordu. O yabancı adam ablasına pek nazik davranmamıştı. Ablası belli etmemeye çalışsa da Mehpare incindiğini hissedebiliyordu. Elini ablasının omzuna koydu ve kendisine bakmasını söyledi. Ablasının kızarmış ve şişmiş olan gözlerine bakmak canını yakıyordu. Evliliğin ilk gününden ağlamaya mahkum edilmişti. Ablasının yüzüne yaklaştı ve gözlerini öptü. Ablam, benim küçük annem. Ben üzülmeyeyim diye içine atma ne olur. Bırak birlikte üzelim dedi ve ablasına sıkıca sarıldı. Mahru köpüklü elleri havada öylece kala kalmıştı. Kardeşi canının bir diğer yarısı görmüştü içindeki kanayan yarayı. Ellerinin el verdiğince mehpareye sarıldı. Gözleri sızlamaya başlamıştı bile. Bugün fazla sulu göz olmuştu. Benim yaram seni de kanatmasına hep parçam. Beni merak etmeyeyim, iyi olacağız dediğinde kardeşinden ayrılmıştı. Matem dolu havayı dağıtmak için gözlerini kıstı ve kardeşine bulaşıkları gösterdi. Mehpare ablasının bulaşıkları göstermesiyle gerileyerek kapıya yaklaştı. Yatsı ezanına kadar odayı toparlayayım ben. Hadi kolay gelsin dedi, koşarak mutfaktan çıktı. Mahru başını olumsuz anlamda salladı ve yüzündeki gülümseyenle mırıldandı. Deli kız. Ardından yarım bıraktığı işe geri döndü. Akif Bar'ın en iyi adamı olan Mehmet'i aramıştı. Yarın veya sonraki gün her neyse bu iş bitecekti. Tabii o adam elini yüzüne bulaştırmazsa. Ağrıyan ayağı için mutfağa gidiyordu. Ağrı kesici almalıydı. Mutfağa girdiğinde zırlak kızın bulaşığı yıkadığını gördü. Sahi neydi bu kızın adı? Mahmure? Her neyse hatırlamıyordu işte. Buzdolabının kapağını açtı ve raflara bakındı. Ağrı kesici göremeyince kapağı kapattı. Sonbahar gözlerin yine kaçamak bir şekilde kendisine bakmasıyla başını ne dercesine salladı. Mahru ilgisiz gibi görünerek eliyle masanın üzerine gösterdi ve yaptığı işe geri döndü. Akif Bar'ın aradığının masanın üzerinde olduğunu gördüğünde ilacı eline aldı. Tabletten çıkardığı hapı suya ihtiyaç görmeden yuttu ve mutfaktan çıktı. Mahru namazını kıldıktan sonra babasını kontrol ettip çekinerek misafir odasına girdi. Akif yere oturmuş ve başı duvara yaslı şekilde gözlerini kapatmıştı. Kenarda dürülmüş olan yatağı kucakladı. Ağır bir yataktı ve zorlanmıştı.
Yatağı yere bıraktığında açtı ve temiz çarşafı serdi. Yorgan ve yastıkları da koyduktan sonra üzerini değiştirmek için odadan çıktı. Üzerini değiştirdikten sonra ayaklarında tonlarca ağırlık hissiyle Akif'le birlikte kalacağı odaya yürüyordu. Akif'in kendisine olan kaba tutumundan dolayı çekiniyordu. Sözleri ve hareketleri çok gurur kırıcıydı onun için. Kapıyı yavaşça açtı ve tereddütle içeri girdi. Gür ve dalgalı saçları babasının dışında ilk kez başka bir erkeğin görecek olması delice bir heyecana sürüklü olsa da aynı zamanda bu durumdan rahatsız olmamak elinde değildi. Allah aşkına bu adam kendisine midesinin bulandığını söylemişti. Daha ne olsundu? Yer yatağının boş olmasıyla bala bulanmış gözlerini odada gezdirdi. Akif hala aynı yerinde oturuyordu. Üzerini değiştirmişti ve zifiri kara gözleri kapalıydı. Utanarak yatağın içine girdi ve yorganı başına kadar çekti. Yatağın en ucuna kıvrılmış ve gözlerini sıkıca yummuştu. Dakikalar geçtikçe nefesinin daraldığını hissetti. Yorganı nefes alabileceği şekilde araladı. Gün boyu ağlamaktan acıyan gözleri ve bitkin bedeniyle uykuya dalmayı başarabilmişti. Akif Bar'ın ışığın sönmesiyle çatık kaşlarıyla zifiri gözlerini araladı. Küçüklüğünden beri karanlıkta yatmayı seviyordu. Babası onu küçük bodruma kapattığında ilk zamanlar korkmuş olsa da zamanla sevmeye başlamıştı. Çünkü karanlık aydınlık kadar acı vermemişti ona. Kızgınlıkla yatakta yatan kıza baktı. Dikkatli gözleri gördüğü dalgalı siyah saçlarla dumura uğradı. Saçları siyah bir deniz gibi dalgalıydı. Parlaklığı ona yıldızların parıltısını andırmıştı. Düşündükleriyle irkildi. Ne zamandan beri bir kızın saçını över olmuştu. Üstelik annesinin güneş sarısı saçları varken bu kapkara saçları beğenmek de neydi? İçinde kaynayan öfkeyle yerinden kalktı ve önce ışığı kaçırdı, ardında yataktaki yastığı alıp pencere önüne yıldızları görebileceği bir şekilde koydu. Daha sonra yorganların dizili olduğu yerden en üstteki yorganı aldı ve üzerine örttü. Sonrasında ertesi gün Mahru yine sabah namazından sonra uyuyamamış biraz Kur'an-ı Kerim okumuştu. Daha sonra sobayı yakmak için kovayı aldı ve kömürlüğe gitmek için evden çıktı. Doldurduğu kovayı zorla taşıyarak kömürlükten çıktı. Sabah ayazı bedenini titretiyordu. Hızlı olmaya çalışarak kovayı iki eliyle taşımaya başladı. Evin önü yağmurdan dolayı kayganlaşmıştı ve bu işini zorlaştırmaktan ileri gitmiyordu. Başını sert bir şeye çarpmasıyla taşıdığı kova yere düşmüş ve bedeni geriye doğru sendelemişti. Eliyle başını ovarak sinirlerine çarptığına baktı. Akif'in zifiri gözleri sabah olmasına rağmen geceyi yaşatıyordu. Aldığı öfkeli soluklar heybetli bedeninin daha korkunç durmasına sebep oluyordu. ''Neden dışarıdasın sen sabah sabah?'' dedi kıra sesiyle. Mahru bu sözler üzerine sinirlerinin tavan yaptığını hissetti. Neden her yaptığına kızıyordu bu adam? ''Görmüyor musun, sobayı yakmak için odun taşıyordum.'' dedi çemkirerek. Gereksiz yere kızması gıcık olmaya başlamıştı. ''İyi, geç içeri.'' dedi ve geçmesi için kenara çekildi. Mahru deyim yerindeyse burnundan soluyordu. Kovayı aldı ve zorlukla içeri taşıdı. Kabuğu adam yardım etmeye tenezzül bile etmemişti. Mahru sobayı yakarken içeri Akif girmiş ve rahatça koltuğa yayılmıştı. Bugün kurşun niyazi gelmeden önce kasabayı emmeliydi. İki yüzük almalı ve bu evliliği nasıl gerekçesi olan dedikoduları sonlandırmalıydı. Tabii yanında bu aptal kızı da götürecekti. Kasaba halkı onları birlikte görmeli ve evlendiklerini öğrenmeliydi. Yemekten sonra hazırlan, kasabaya ineceğiz. Sesi buyurgandı. Mahru neden ineceklerini bilmediği için meraklandı. Ya kendisini öldürecek bir yere götürecekse korkuyla titredi. Neden kasabaya ineceğiz dedi rahatsızca. Onunla yalnız kalacak olma fikri onu rahatsız hissettirmişti. Dedikoduları sonlandıracağız müstakbel karıcığım dedi ifadesiz bir sesle. Bu kelime midesini bulandırmıştı. Sonbahar rengi gözleri korkuyla titreşiyordu. Bunu yapmak istediğinden emin değildi. Üstelik bu kaba adamla doğru dürüst iletişim kuramıyordu. Baş başa kasabaya inmek gözünü korkutuyordu. Bunu yapmasak yani konuşması bariton bir sesle kesildi. Kasabaya ineceğiz Mahmure dedi Akif Bar'ın sertçe. Mahru yüzünü buruşturdu. Mahmure mi? Mahru alev almış bir şekilde düzeltti. Mahru, adım Mahru. Akif dedi onun adını vurgulayarak. Akif ifadesizliğini korudu ve diğer bir konuya geçti. Adının ne olduğu ile ilgilenmiyordu. Burada nerede telefon çekiyor diyerek sordu. Mahru kaşlarını çattı. Konuyu değiştirmesine gıcık olmuştu. Elektrik direğinin önünde çekiyor dedikten sonra odadan çıktı. Onunla daha fazla
aynı ortamda durması gerilmesine neden oluyordu. Yenilen yemekten sonra kasabaya inmiş, evlenmiş olduklarını resmi olarak duyurmuşlardı. Akif ilk önce kasaya gelen adamından kredi kartını almış, daha sonra Mahru ile birlikte kuyumcuya girmişlerdi. Mahru'nun Akif'in yanında gördüğü adamın takım elbiseli ve Akif'e karşı saygılı oluşu gözünden kaçmamıştı. Sade bir alyans seçmişti. Fazla abartılı hiçbir şey sevmiyordu. Akif buna şaşırmıştı. Açıkçası bu kızın tek taşla yetinmeyip takı seti isteyeceğini falan düşünmüştü, fakat yanılmıştı. Kendisi için de gümüş bir alyans aldı ve ödemeyi yaptı. Eve gitmek için sessiz bir şekilde yürüyordu ikili. En iyi anlaştıkları zaman da bu zamandı onlara göre. Sessiz olmak ve birbirlerini görmezden gelmekti çözümleri. Sessizliği bozan telefon sesiyle Akif Bar'ın telefonu cebinden çıkardı ve numaraya baktı. Kaşları yine derince çatılmıştı. Telefonu açtı ve kulağına dayadı. Geliyor Koral Bey, dedi adam nefes nefese. Patronu gittikten sonra uzun bir uğraş sonucu bulduğu ilk ankesörle telefona koşmuştu. Adam gibi anlat şunu. Ne oluyor lan? Dedi şüpheli Akif Bar'ın. Belli ki becerememişti salak herif. Neden bütün aksilikler hep onu buluyordu? Patron bu sefer işi şansa bırakmamak için kasabaya benden başka bir adam daha göndermiştin. Birbirimizden haberimiz yoktu. Diğeri benden önce davranmış ve patronu ötmüş Koral Bey, dedi ve soluklandıktan sonra konuşmasına devam etti. Ben geldiğimde onlar yola çıkmışlardı. Yaklaşık 1,5 saat olmuş sanırım. Onlar yola çıkalı. Patron da geliyor. Sizin öldüğünüzü kendi gözleriyle görecekmiş, dedi. Akif Bar'ın duyduklarından sonra içinde alevlenen öfkeyi hissedebiliyordu. O adamı nasıl olur da hiç görememişti? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirdi? Varışlı elini sıktı. Bir yerleri yumruklamak istiyordu. Fakat sakin olmalı ve mantıklı düşünmeliydi. Öfkeyle hareket etmek yarardan çok zarar getirebilirdi. Telefonu kapattı ve merakla ona bakan Mahru'ya döndü. Şehirle kasaba arası kaç saat, diye sordu. Geç olmamasını diliyordu. Eğer geç kalırsa bunu düşünmek dahi istemiyordu. Bu sırada evi korumaları için görevlendirdiği adamlarından birini aramaya başladı. Mahru neler olduğunu bilmiyordu ama bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştı. Akif'in zifiri gözlerini bürüyen öfkeyi gördükçe arkasına bakmadan kaçmak istiyordu. Bu adam kendisini hem sinirlendirip hem de korkutmayı nasıl başarabiliyordu Allah aşkına? 1 veya 1,5 saat falan sanırım. Bir sorun mu var, dedi merakla karışık korkuyla. Telefon gözlerini ayırmış ve bir şeyler mırıldanarak gelen Akif'in üzerine doğru gelmesiyle birkaç adım geriledi. Akif Bar'ın Mahru'nun üzerine doğru yürürken sessizce mırıldandı. Umarım yoktur Mahmure. Sonra kızın kolunu her ne kadar hoşlanmasa da tuttu ve sürüklemeye başladı. Adamlarına ulaşamıyordu. Mahru Akif'in kolunu tutmasının şaşkınlığı içerisindeydi. Bu adam dün akşam sırf ayağını tuttuğu için bileğini morartan adamdı. Bir de ondan tiksindiğini unutmamak lazımdı. Her ne olduysa Akif'e kolunu tutturacak kadar önemli olmalıydı. Mahru bir süre sonra şaşkınlığını üzerinden attı ve kolunu kurtarmaya çalıştı. Kaba adam onu yürütmüyor, resmen sürüklüyordu. Pekala da yürüyebiliyordu. En azından sürüklenmeyecek kadar biliyordu. Kolumu bırakır mısın? Canımı acıtıyorsun, dedi titreyen sesiyle. Ne zaman bu adamla yalnız kalsa ya ruhu ya da bedeni yara alıyordu. Akif hiddetle konuştu. Kes sesini. Zaten benim için durum oldukça tiksindirici, dedi aşağılama yüklü bir sesle. Onun nazlarıyla uğraşamazdı. Azılı düşmanı buraya gelmişti ve Akif onu öldüremeyecek miydi? Onun önce kellesini kesecekti. Mahru Akif'in sözleriyle kendisini iğrençmiş gibi hissediyordu istemsizce. Ama bu rahmet olası herife kendisini ezdirmeye niyeti yoktu. Kolunu öfkeyle çekti ve kurtarmayı başardı. Akif Bar'ın durmuş, öfkenin sarmaladığı zifiri gözlerle Mahru'ya bakıyordu. Mahru hiddetle Akif'in heybetli bedeninin önüne geldi ve küçük yumruklarını o heybetli bedene indirdi. ''Benimle böyle konuşamazsın kaba herif'' dedi ve yumruklamaya devam etti. Birisi eşini böyle yumruklayacaksın dese asla böyle bir şey yapmayacağını düşünür güler geçerdi. Fakat dünden sonra fevri şaşmış ve tüm sinir sistemi çökmüştü. Birkaç kere daha yumrukladı heybetli bedeni ve tepkisizce duran Akif'e baktı. Akif ona öyle boş bir öfkeyle bakıyordu ister istemez ellerini çekmek zorunda kalmıştı. Akif kollarını çekmesine izin vermeden tuttu ve yüzünü hafifçe Mahru'nun yüzüne yaklaştırdı. Öfkesine hakim olmak için dişlerini sıkıyordu. Bir daha sakın bana dokunma Mahmure, diyerek tısladı ve kolunu bırakmadan çekiştirmeye başladı.
Bu adamın öfkesine daha önce şahit olduğunu sanıyordu. Fakat şu anki alev almış ve kırmızı görmüş, boğanın saldırıya hazır haline benzer heybetli bedeniyle yanıldığını anlamış ve daha çok çırpınmasına neden olmuştu. Bu adamı anlamıyordu. Hem dokunmasını istemiyor hem de kolunu tutuyor ve sürüklüyordu. Sana dokunamam ama sen benim kolumu tutabilir ve sürükleyebilirsin, öyle mi? Ayrıca adım Mahru, dedi ve kolunu tekrar çekiştirdi. Akif Barın yürümeye devam etti ve tıslarcasına biraz daha konuşursan o kolunu kıracağım, dedi ve tehdidini kolunu biraz daha sıkarak destekledi. Duyduğu acılı inleme umurunda bile değildi. Bir an önce eve gitmeleri gerekiyordu. Mahru acıyan koluna rağmen dişlerini sıksa da artık dayanamıyordu. Sakin bir şekilde konuşmaya çalıştı. Belki bu sefer kolunu bırakmasını sağlayabilirdi. Kendim yürüyebilirim, bırak. Sesi fazlasıyla acılı çıkmıştı. Akif kendisine zorluk çıkaran kızı içindeki öfke nedeniyle hırpalamak istese de bunu o soysuz Niyazi'nin adamlarına saklıyordu. Birkaç adamın evin çevresini koruması için görevlendirmiş olsa da Niyazi soysuzunun kaç adamla geleceğini bilmemesi adımlarının hızlanmasına sebep oluyordu. Hızlı adımlarına engel olan kızı uyarmak için durdu ve kızın kolunu bu kez daha sıkı kavradı. Tek derdi bu kızın kendisine sorun çıkarmamasıydı. Zifiri gözlerindeki yangını Mahru'ya göstermek niyetiyle buğulanmış son var gözlere dikti. Mahru artık kolunu hissetmiyordu. Bu adamın hiç acıması yoktu. Bunu bir kez daha en acılı şekilde anlamıştı. Diğer eliyle kolunu saran eli uzaklaştırmaya çalıştı. Lakin kıpırdatamamıştı bile. Buğulanan gözleri görüşünü zorlaştırdığı için kırpıştırdı ve ona bakan gece karısı gözlere dikti gözlerini ürkekçe. Bu adam gözleriyle bile dövebiliyordu. Akif Mahru'nun kolunu bıraktı ve sırtından itekledi. İyi, hızlı yürü o zaman, dedi sertçe. Mahru kolunu ovuştururken sırtından iteklenmesiyle tökezledi. Toparlandıktan sonra buğulu gözlerini silerek yürümeye başladı. Adımları sık ve hızlıydı. Akif'in tekrar kolunu tutmasını istemiyordu. Canı yeterince yanıyordu. Akif cebinden telefonunu çıkardı ve evin etrafını adamlarından birini bir kez daha aradı. Açan olmayınca aramayı sonlandırdı. Mehmet'i aradı ve açılan telefonla adımlarını yavaşlattı. Mehmet, evin etrafında kaç adam vardı, dedi ve karşıdan aldığı cevapla birkaç küfür etti. Ne demek dört lan? Ben sana demedim mi o evi koruyun diye, dedi hiddetle ve diğer eliyle sabırsızca saçını karıştırdı. Bir şeyler geveleyen adamın sözünü keserek son emrini verdi. Şimdi ne kadar adam varsa hepiniz buraya geliyorsunuz hemen, dedikten sonra telefonu kapattı. Ardından daha hızlı yürümeye başladı. Mahru bir yandan söyleniyor, bir yandan da koşar adım yürüyordu. Akif birkaç dakikada Mahru'ya yetişmiş ve biraz önüne geçmişti. Mahru bir an telaşlandı. İçine çöreklenen sıkıntıyı anlam veremiyordu. Evlerine yaklaştığında gördüğü dumanla adımları önce yavaşladı ve sonra durdu. Sonbahar rengi gözlerine kırpıştırdı. Baba, yüreği korku ve telaşla göğsünü dövüyordu. Bedeni titremeye başladığında gözleri doldu. Birkaç adım attı ve sendeledi. Gözlerini kırpıştırdı ve ardından tüm gücüyle koşmaya başladı. Gözlerinden akan yaşlarla bağırmaya başladı. Baba! Acıyla soludu. Daha fazla yüklendi bacaklarına. Mehpare! Ayağına takılan taşla tökezledi ve yere düştü. Avuç içleri ve dizleri soyulmuştu. Avuçları sızlasa da üzerine silerek temizlemiş, ayağa kalkıp koşmaya devam etmişti. Alevler içindeki evlerini gördüğünde acıyla hıçkırdı. Akif ise gördüğü dumanla yine bir küfür etmiş ve yetişemediği için daha da öfkelenmişti. Yerinde dikilmeyi bıraktı ve var gücüyle koştu. Mahru'nun acıyla bağırmasını duydukça daha da yüklendi bacaklarına. Mahru evin önüne geldiğinde evleri alev içinde yanan eve baktı çaresizce. Babasını ve kardeşini kurtarmak için eve koştu. Kardeşi ve babası hala içeride oluşuyla korkusu pençinliyordu. Alev alan tahta kapı yıkılmıştı. Burnunu tuttu ve telaşla içeri girmeye çalıştı. Lakin karnına sarılan güçlü kollarla evden uzaklaştırıldı. ''Bırak beni, babam ve kardeşim yanıyor, bırak!'' dedi ve omuzlarındaki kolları itekledi. Kollarını ileriye uzatıyor, eve gitmeye çalışıyordu. Akif Barın belini biraz daha kavradı ve Mahru'yu kendisine gelmesi için kulağına yaklaştı. ''Mahru, kendine gel!'' dedi sakinleştirmek için. ''Eve sakın yaklaşma, anlıyor musun beni? Sakın! İçeriye gireceğim ve onları kurtaracağım!'' dedi dur bir sesle. Eğer oyalanmaya devam ederse alevler artacak ve eve giremeyecekti. Onları kurtar ne olur, dedi hıçkırarak başını Akif'in omzuna yasladı. Belindeki kolların üzerine elini koydu güç almak istercesine. Akif onları kurtar, dedi acıyla hıçkırarak. Akif
Ona yalvaran birinden ilk kez zevk almadığını hissediyordu. Mahru'yu yere oturttu. Akif Barın hissettiği suçlulukla geriledi ve hızla yanan eve koştu. Hızla üzerindeki kazağı çıkararak serayı sulamak için kullandıkları kovaya batırarak ıslattı. Daha sonra vakit kaybetmeden üzerine giydi. Alevler içinde kalan eve girdiğinde burnunu ve ağzını kapattı. Alevler her yerdeydi. Bazı tahtalar önünü kapatmıştı. Tüm bunlara kendisi sebep olmuştu. Gittiği her yere lanetini de sürüklüyordu. Gözlerini yakan dumanla odalara bakmaya çalıştı. Alevler tenini kavuruyordu. Mahru ağlayarak yanan evlerine bakıyor ve Allah'a yalvarıyordu. "Allah'ım ne olur sen onları koru" diyerek yalvardı Allah'a. Akif'in evden çıkmayışıyla korkusu körüklenmeye başlamıştı. Dakikalar kendisine düşman gibiydi, geçmek bilmiyordu. Avuçlarını toprağa yaslayarak ayağa kalktı, eve yaklaştığında Akif sırtında kardeşiyle çıkıyordu. Koşarak Akif'e yaklaştı ve kardeşini indirmesine yardımcı oldu. "Mehpare," dedi solgun yüzünü öperek. Daha sonra tekrar içeri giren Akif'e baktı. Kardeşi öksürünce ona döndü ve doğrulmasına yardımcı oldu. Şükürler olsun yaşıyordu. "Mehpare, iyi misin canım?" dedi endişeyle. Bu sırada herhangi bir yarası olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Kardeşinin kıyafetlerinin bazı yerleri yanmıştı. Mahru kardeşinin bedenini kontrol ettiğinde ayağında gördüğü yanıkla daha çok ağlamaya başladı. "Abla," dedi ve tekrar öksürdü Mehpare. Gözleri ve boğazı yanıyordu. Ayağındaki acıyla ağlamaya başladı. Canı yanıyordu ve ayakları dağlanıyor gibi hissediyordu. Babası aklına geldiğinde daha çok ağlamaya başladı. "Babacığım," diyerek kışkırdı. Mahru eliyle kardeşinin yüzünü sildi. Elinden hiçbir şey gelmemesi onun daha kötü hissetmesine neden oluyordu. "Geçecek kardeşim, dayan. Babamı da alacağız ve hastaneye gideceğiz." Mehpare ağlayarak ablasının elini tuttu. "Abla, babam, o..." Mahru işaret parmağını kardeşinin dudağına koydu. "Sakın kötü düşünme, babamız kurtulacak," dedi yanan evlerine bakarak. Akif neden hala çıkmıyordu? Endişe bir kurt gibi beynini keviriyordu. Akif sırtladığı Cengiz Bey'le evden çıktı. Onu bulduğunda bilinçsizce yatıyordu. Oksijen tüpü yangında patladığı için nefessiz kalmıştı Cengiz Bey. Kurtulamayacağını biliyordu. Kızının bağırışını duydukça külçe bedenini kaldırmak için çok zorlamıştı. Fakat evi saran duman ciğerlerine nüfuz ettiğinde öksürmekten kalkamamıştı. Ciğerleri temiz bir nefes için çırpındıkça daha çok zehirlenmekten ileri gidemiyordu. Öksürükleri devam ederken ağzını bulan metalik tadı hissetti. Kan kusuyordu Cengiz Bey. Gözleri kararıyor ve başı dönüyordu. Kanın bulaştığı dudaklarını güçlükle araladı. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü," dedi ve gözlerini karanlığa yumdu. Akif'in nefesi tükenmişti. Gözleri yanmaktan yaşarmıştı. Birkaç kez öksürdü ve evden dışarı çıkmayı başardı. Temiz havayı derince soluyarak Mahru'nun yanına yürümeye çalıştı. Mahru Akif'in çıktığını gördüğünde kardeşinin yanından kalktı. Akif babasını yere yatırdığında babasını yüzünü avuçlar arasına aldı. "Baba, babacığım, aç gözlerini," dedikten sonra başını babasının göğsüne koydu. Hıçkırıkları artmıştı Mahru'nun. Feryadıydı dudaklarından firar eden her bir hıçkırık. Akif işaret ve orta parmağını Cengiz Bey'in şah damarına koydu. Onu bulduğunda yaşayacağına dair umudu yoktu. Yine de bir umudunu kaybetmek istememişti. Hissetmediği küçük hareketlerle elini çekti ilgiyle. Cengiz Bey ölmüştü. Onun yüzünden ölmüştü. O yaşlı adamın tek suçu o kazada onu kurtarmasıydı. Eğer kurtarmasaydı belki de böyle ölmeyecekti, bilmiyordu. Ama buna sebep olan kendisiydi. Can borcu olan adamı kaybetmişti. Can borcunun cananına borcu vardı artık. O gün hastanede Bey amcanın teklifini neden teklif ettiğini söylediğinde Cengiz Bey hafifçe tebessüm etmişti. "Bana can borcun yok evlat. Cananıma sahip çık yeter," demiş ve hüzünle iç çekmişti. "Anasız kaldı küçükken. Eğer ben de ölürsem babasız kalmayacak artık. Sen onu, onları koru, kolla evlat," demişti. Akif bunu her zaman yapacağına dair yemin etmişti. Onlar artık Akif'e emanetti. Lakin ondan kim koruyacaktı, orası muammaydı Akif'e göre. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Yeni bölüm en yakın zamanda inşallah. Bu güzel hikayenin yazarı Evrem Güven. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölümü beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size.
Eğer hala dinlemediyseniz YouTube'da arama kısmına yıldızlara tutunmak diye yazarsanız çıkacaktır. Çok güzel bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.